oraya doğru nasıl gidiyoruz? Onlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle biraz Koç Dijital'den tek bir slide'da bahsetmek istiyorum. Koç Dijital, BCG ile Koç Sistem'in ortak olarak 3 senelik bir program dahilinde birlikte kurdukları tamamen veri analitiği ve IoT odaklı bir şirket. Aynı zamanda Koç Dijital Akademi ile müşterilerimizi ve çalışanlarımıza yeni yetenekler ve yeni bilgiler de kazandırıyoruz. Tamamen teknolojiden bağımsız olarak gerek müşterilerimizin ürün yatırımı yaptığı alanlarda gerekse open source platformlarda ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Bir teknoloji şirketiyiz. 100'den fazla teknik olarak çalışan arkadaşlarımız var farklı rollerde. Bu roller ne diye soracak olursanız Data Scientist, Data Engineer, Business Intelligence, IoT, saha, ürün ya da proje ekipleri, Business Consultant, Project Manager'lar ve Software Development yani yazılım geliştirme ekipleri. Aynı zamanda sektörlerden sorumlu olarak yine teknik olarak çalışan sektör çözüm lideri arkadaşlarımız da var. Koç Dijital 2018 yılında kuruldu. Yaklaşık 1,5-2 sene civarında bir geçmişi var. Öncelikle Koç grubunun dijital dönüşüm projelerinde yine Koç grubu şirketleriyle birlikte ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Aynı zamanda Koç dışındaki şirketlere de Türkiye'de yine ürün ve çözüm desteği veriyoruz. Uluslararası marketlerde ya da uluslararası pazarlarda da yine gerek BCG ile gerekse diğer partner firmalarımızla birlikte kendi çözümlerimizi konumlandırmaya çalışıyoruz. Sektörlerden bağımsız olarak hani farklı sektörlerde analitik alanda ve IoT alanında dediğim gibi çözümler geliştiriyoruz. Örnek vermek gerekirse örneğin NLP'de CV parsing yaparak işte aranan pozisyonla gelen CV'nin eşleştirilmesi, İK veri analitiği ki bunlardan Özgür biraz daha detaylı bir şekilde bahsediyor olacak. Görüntü işlemede yine araç hasarlarının tespit edilmesinden iş sağlığı ve güvenliği problemlerine kadar farklı alanlarda yine çözümler geliştiriyoruz. Sektör bağımsız olarak söylüyorum bunları. Talep tahminlemede araç kiralama şirketinin gelecek talepleri tahmin etmesinden bir otomotiv fabrikasındaki en büyük girdi olan elektriğin anlık olarak tahminine kadar keza optimizasyon alanında deterjan leke optimizasyonundan bir madencilik şirketindeki ürün optimizasyonuna kadar farklı çözümlerimiz ya da işte projelerimiz oluyor. Bunlar hepsi farklı sektörlerdeki örnekler. Tabii bunları yaparken BCG'nin baştan beri bizimle birlikte işte kuruluş ve organizasyona destek olan BCG'den teknik anlamda da global expertlerinden de destek alıyoruz. Kısaca kendimden de bahsedeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunuyum. Aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. 20 seneden fazladır veri analitiği alanında Türkiye'de farklı sektörlerde ve şirketlerde yine deneyim kazandım. Ocak 2019'dan bu yana yaklaşık 1,5 sene oluyor. Koç Dijital'deyim. Daha 2 tane farklı startup şirketi deneyimim oldu. Bunlardan bir tanesi hani konu bugün açık kaynak platformları özelinde olduğu için ondan bahsetmek istiyorum. Likya Teknoloji. Türkiye'de ilk defa geliştirilen open source batch up scheduler'ı geliştirdi. Öncelikle hani batch up scheduler'dı ama sonrasında open source hale getirdik. Aynı zamanda workload automation dediğimiz IT yönetim sistemleri ve analitik süreçlerin uçtan uca çalıştıran yazılımları da geliştirdi. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Özel ilgi alanlarım dediğim gibi tarih, arkeoloji, şu aralar biraz hani bunlar da kısıtlanmış durumda ama doğa ve fotoğrafçılık olarak söyleyebilirim. Şimdi içinden geçtiğiniz bugünlerde ben de biraz COVID'le başlamak istedim. Bugünleri nasıl tarif edelim diye düşündüğümüz zaman Rachel Carson'ın Spring diye belirttiği, isimlendirdiği Sessiz Bahar isimli kitabı sizle paylaşmak istiyorum. 1963 yılında yazdığı Rachel Carson bir kitabı. Ayhan Bey, aynen. Sesiniz gelip gidiyormuş, katılımcılarımız bir uyardılar ama çok mu açık sesiniz açık acaba? Biraz böyle karıncalı geliyor ve gelip gelip gidiyor. Kulaklıktan herhalde oluyor. Bir düzeltebilir miyiz onu? Seste bir sorun yok görünüyor ama. Ya şey oluyor, çok yüksek veya çok az oluyor. O yüzden dedim. Anladım, bir kontrol edeyim. Olur. Tekrar bir, şu an nasıl geliyor aslanım? Şu anda daha iyi. Sanırım ara ara oluyor bu. Tamam, internet belki kendi kalitesinden dolayı olabilir. Siz ara ara beni uyarın isterseniz.
Tamamdır. Buyurun devam edebiliriz. Bu kitapta Carson şunlardan bahsediyor. Kendisi bir deniz bilimci ve doğa aşığı. Doğanın işte ve içinde yaşadığımız çevrenin korunması ile ilgili kitaplar yazıyor. Burada da iki tane sözünü aldım aslında. Bugünkü Covid'li günlerimizde çok net bir şekilde ifade ediyor. İçinde yaşadığımız yüzyılda sözlerinden bir tanesi, çok uzun bir hani dünya tarihi boyunca baktığımız zaman sadece bir tek tür insan dünyayı değiştirecek, dünyaya müdahale edebilecek bir güce ulaştı diyor. İkincisinde de bir akıllı varlık yine insandan bahsediyor. Dünyayı kirleterek, içinde yaşadığı çevreye zarar vererek istenmeyen canlılara karşı, ki bu koronavirüsü diye işaretlenebilir, nasıl mücadele edecek, nasıl kontrol altına alacak ve bunu kendisini bir tehdit olarak nasıl önleyebilecek diyor. Aslında bugünleri tarif etmiş. Tam da içinden geçtiğimiz bugünlerde Bahar'ın bu çok güzel günlerinden maalesef evde kalmak zorunda kaldık COVID'le mücadele kapsamında. Sessiz bir bahar yaşıyoruz. Ama inşallah önümüzdeki süreçte atlatıyor olacağız hep birlikte. COVID kapsamında size bir harita paylaşmak istiyorum. İçinde yaşadığımız dünyanın ne kadar birbirine bağımlı olduğunu gösteriyor. Çin'in Wuhan eyaletinde çıkan virüs çok kısa bir sürede şu gördüğünüz hale geldi. Bütün dünyayı o kadar hani birbirine bağlı ki çok kısa sürede, 3 ay içinde geldiğimiz aşama bu. Belki bundan 100 sene önce olsaydı bu kadar yayılması mümkün olmayacaktı ama gördüğünüz gibi çok birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle de virüsle mücadelede ya da doğayı korumada da birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kere daha bu resim ortaya koyuyor. Tabii güzel haberler de alıyoruz COVID kapsamında. Bir İtalyan 104 yaşında 2018'deki İspanyol gribi salgınından hayatta kalmış ve bu salgından da hayatta kalarak aslında devam ediyor hayatına. Bunun gibi güzel haberler oluyor. Bir güzel haber de doğanın biraz kendine gelmekte olduğu ile ilgili haberler paylaşılıyor. Biz evlere kapanmaya başladıkça doğal kaynaklar biraz daha kendini toparlamaya başladı. İnşallah bu güzel resimleri bir kere daha önemini anlıyor olacağız bu COVID'in sonunda diye. Ben şimdi tekrar konumuza geri dönüyorum. COVID kapsamında Koç Dijital olarak biz de ne yapabiliriz diye başından beri aslında çalışmaya devam ediyoruz. AI ve yapay zeka konularında derin öğrenme algoritmalarıyla sağlık alanında neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Sosyal mesafe kapsamında bunların işte çalıştığımız kuruluşlarda, alanlarda kamera görüntülerinin anlaşılması ve uyarı sistemleri geliştirmekle ilgili sağda bir tane örnek video görüyorsunuz. Bununla ilgili yine görüntü işleme algoritmalarıyla çözümler geliştiriyoruz. Kendi bloklarımızda açık veri kaynaklarından elde ettiğimiz bazı verilerle yaptığımız analizler, bunları da yine mücadele kapsamında, destek kapsamında yayınlıyoruz. Çeşitli sektörlerle çalışıyoruz demiştim. Bu sektörlere COVID'in etkisi, COVID sonrasında bu sektörler analitikle ve veriyle nasıl daha iyi bir şekilde bu krizden çıkacak diye de yine belli paylaşımlarımız Koç Dijital blog'da yayınlanıyor. Buradan erişebilirsiniz. Şimdi büyük bir değişimden geçiyoruz diye bahsettim. Bunları ben 3 tane temel noktadan size anlatmak istiyorum. Bir tanesi, geçmişte bugün arasındaki farklara baktığımız zaman şu anda teknoloji bir iş ya da biznese dönüşmüş durumda. Eskiden teknoloji IT bir support fonksiyonu, yani bir destek fonksiyonu olarak görünüyordu ama artık tamamen verinin ön plana çıkması ve analitiğin ön plana çıkmasıyla teknoloji tamamen biznesin kendisi olmaya başladı. Bir perakende şirketi elindeki veriyle kendisini bir data, bir teknoloji şirketi olarak artık konumlandırmaya başlıyor. İkinci konu, eskiden inovasyon yani yenilik, yeni çözümler biraz büyüme amaçlı ya da yani hayatta kalma amaçlı değildi ama bugün artık tamamen hayatta kalma amaçlı. Şirketler çok hızlı bir şekilde değişim gösteriyorlar. Bugün rekabette ön plana çıkan şirketlerin hepsine baktığınız zaman da yenilikçi çözümleri olan ve bunu da data kaynaklı olarak yeni bizimsel oluşturabilen şirketlerden olduğunu görebilirsiniz. Üçüncü konu, bugün biraz daha onun üzerinde duruyor olacağız. Eskiden dünün datasıyla çalışmak yeterliydi. Fakat artık günümüze baktığımız zaman dünün datası yeterli değil. Şu an ne oluyor sorusunun cevabı, yani gerçek zamanlı veriyle çalışmak zorundasınız. Ki bugün hani biraz daha detaylı üzerinde duruyor olacağız. Bunun için de tabii ki özel açık kaynak kodlu platformlara ihtiyacımız var. Data driven, yani karar alırken datayı kullanma amaçlı şirketlere baktığımız zaman datanın önemi, bunların işlenmesi ve karar alma süreçlerine entegre edilmesiyle 3 tane ana driver ortaya çıkıyor.
Bunlar aslında bugün geldiğimiz noktanın da ana driverları. Bu üç tane nokta çevresinde aslında bütün bir gelişim ve dijital dönüşüm yaşanıyor. Bunlar birbirleriyle bağlantılı bir şekilde hareket ediyor. 1950'li yıllardan itibaren bir yandan algoritmalar gelişiyor, bir yandan platformlarımız, hardware tarafımız gelişiyor. Bir yandan da tabii ki data hızla çoğalıyor. Şimdi bunları da tek tek üzerinden kısaca geçmek istiyorum. Birincisi algoritmalar. Her şey 1950 yılında aslında Alan Turing, belki tanıyanlar vardır, ünlü bir İngiliz matematikçi, bilim adamı. Imitation Game ismi Netflix'te şu an oynayan bir filmde de aslında hayatı konu ediliyor. 1950 yılında yazdığı bir makalede Can Machines Think, yani makineler düşünebilir mi sorusunu ortaya atarak aslında yapay zekanın temellerini orada ortaya atıyor. Şu an geldiğimiz dünyada da makineler aslında konuşuyor, yürüyor, duyuyor, hareket edebiliyorlar ama hala düşünme konusunda ciddi soru işaretleri var. Çünkü bu alanda büyük bir yatırım hala devam ediyor. Alan Turing bu sorunun testini de aslında ortaya koyuyor. Alan Turing testi olarak sağda gördüğünüz gibi insan ve iki tane karşı tarafta da soru soracağı kişi var ayrı odalarda. Birisi bilgisayar, birisi de yine bir başka insan. Eğer bilgisayar diğer insandan gelen sorulara verdiği cevaplarla onu insan olduğuna ikna edebilirse bu testi geçiyor. Halen bu noktaya doğru gitmeye çalışıyoruz hep birlikte. Algoritmalar tarafını biraz daha ben özgüre bırakacağım ama ikinci olarak da biraz hani derin öğrenmenin temelleri olan yapay sinir ağlarından bahsetmek istiyorum. O da 1957 yılında Rosenblatt'ın yine bir makalesiyle beyindeki nöronların aslında simülasyonunun yapılmasıyla ortaya çıkıyor. Resimlerde de gördüğünüz gibi belli ağırlık faktörleriyle çarpılan girdiler nöronları aktive ediyor. Bu nöron da başka bir nöron aktive ederek bir karar destek sistemine doğru çeviriyor. Derin öğrenme aslında 1950'li yıllardan itibaren hayatımızda ama 2010'lu yıllardan itibaren ne değişti? Neden bu kadar popüler oldu? Şu andaki bütün dünya neden bunun üzerine yatırım yapıyor? Çünkü az önceki üçlü yapıyı unutmayalım. Platformlar gelişti. Daha güçlü platformlarımız var. Aynı zamanda data da çok büyük hacimlere ulaştı. Derin öğrenmenin kullanabileceği ya da işte algoritma olarak destekleyebileceği pek çok data problemimiz şu anda oluşmaya başlamış durumda. Konuların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren bir başka slide bu da. Nvidia şirketi 2014 yılına kadar aslında çok normal bir hani hareket halindeyken hisse senetleri bir anda derin öğrenmenin popüler hale gelmesi, dağıtık sistemlerin üzerinde bunların çalışıyor olması, GPU'ların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hisse senedindeki artışı görüyorsunuz. Her şey birbiriyle oldukça alakalı. Şimdi biraz data tarafına geleyim. Algoritma tarafında özellikle detaylı bir şekilde bahsediyor olacak. Pek çok datayı şu anda artık biriktirmeye başladık ama bu datayla ne yapacağız? Bu datayı business'a bölüye nasıl dönüştüreceğiz? Bu ayrı bir problem olarak duruyor. İlk defa 1999 yılında Big Data kavramıyla karşılaştık. Bu sahada da onları görüyorsunuz. IoT nesnelerin interneti de yine aynı yılda ortaya çıkan bir terim. Bize çok tanıdık geliyor ama çok o kadar geçmiş yok aslında baktığımız zaman. Peki neden o tarihler önemli? Şimdi oraya doğru gelmek istiyorum. Öncesinde çok kısa dark datadan da bahsedeyim. Aslında çok fazla sayıda veri üretiyoruz ama bu verilerin birçoğu aslında kullanılmıyor. Yani analitik alanlarda kullanılmıyor. Bunların çoğu da imaj dediğimiz, text dediğimiz ya da sensör verileri dediğimiz türden veriler. Bu verileri kullanan şirketler, kullanabilenler zaten antrenörü çıkıyor demiştik. 90'lı yılların başında CERN'de çalışan bir mühendis Tim Berners-Lee kendi aralarında haberleşmek için yeni bir protokol ortaya atıyor. Dokümanlara bir takım imajların ya da işte bazı böyle formüllerin eklenerek aralarında bir haberleşme ihtiyacı olduğunu fark ediyor. Bununla ilgili ilk defa bir geliştirme yapıyor. O zamanlar çok iyi anlaşılmasa da hızla aslında bugün kullandığımız World Wide Web yani internetin temellerini atmış oluyor. 1990'ların yılların başından itibaren internet hayatımızda şu anda olduğu gibi aslında çok bağımlı olduğumuz bir metreye doğru dönüşüyor. Bunun bir başka anlamı daha oluyor. O da aslında çok hızlı bir şekilde büyük veri kavramıyla karşılaşıyoruz. Arama motorları, özellikle bunların sahipleri Google gibi şirketler binlerce, milyonlarca gelen aramayı nasıl acaba cevap verecekleriyle ilgili bir soruyla karşılaşıyorlar. Bunları çözümü tabii ki o anki sistemler üzerinde mümkün değil. Yeni bir takım sistemlere tasarlanması gerekiyor. Ve 2003 yılında Google, GFS dediğimiz Google File sistemle ilgili bir makale yayınlıyor. Hemen peşinden yine MapReduce dediğimiz GFS üzerindeki dağıtık verilerin işlenmesi, proses edilmesiyle ilgili, bunları nasıl proses edileceğiyle ilgili ayrı bir makale daha çıkıyor.
Bu iki makale aslında bugünkü büyük veri ortamlarımızın temellerini oluşturuyor. Bunları kullanan Yahoo'da çalışan bir mühendis Doug Cutting ilk defa bir açık kaynak kodlu bir arama motoru geliştiriyor. Bu daha sonra Hadoop'a dönüşüyor. Hadoop'un hikayesi de aslında yani çocuğun elindeki oyuncaktan isimlendiriliyor. Hadoop çok hızlı bir şekilde popüler oluyor. MapR, Cloudera ve Hortonworks gibi büyük şirketler büyük yatırımlar alarak Hadoop üzerine yatırım yapmaya devam ediyorlar. Ama çok kısa sürede Hadoop problem yaşamaya başlıyor. 2015-2014'lere geldiğimiz zaman büyük ve hacimli verilerin bir platforma akıtılması ve disk üzerine bunların tutulması ve sonrasında da bunların proses edilmesi map ve disk fonksiyonlarıyla yavaş kalmaya başlıyor. Ve şirketler yavaş yavaş hem yatırımcı kaybetmeye hem de birleşmeye ve en giderek aslında Hadoop'un önemi azalmaya başlıyor. Storage olarak hala çok önemli Hadoop ama biraz processing tarafında aslında güç kaybetmeye başlıyor. Peki ne yerini alıyor derseniz, zaten açık kaynak kodlu ürünlere, platformlara baktığımız zaman hepsi aslında bir diğerinden besleniyor. Diğerinin bıraktığı noktadan bir başkası aslında görevi devralıyor. Onların tüm eksikleri diğerinde tamamlanıyor. Hadoop'un yaşadığı sorun neydi? Şu resim aslında çok net gösteriyor onu. Hadoop zaten hani imajında olduğu gibi bir fil resmi var. Hızıyla mücadele etmesi mümkün değil. Çok daha hızlı sistemlere ihtiyaç ortaya çıkıyor 2014'lü yıllardan itibaren. Hadoop tabii ki bunlarla mücadele edemediği için yeni bir takım yapılara, platformlara ihtiyaç duyuyor. Onlar da aslında burada gördüğünüz gibi 2014'te ortaya çıkan Apache Spark, Apache Flink ve Kafka gibi platformlar. Bugün biraz daha üzerinde duracağımız platform isimleri bunlar. Zaten hani rekabet aslında Çin ile Amerika arasında da bu alanda da devam ediyor. 2019 yılında Alibaba Flink'i satın alıyor, Flink'in arkasındaki şirketi. Çünkü gerçek zamanlı veri analitiği artık hiç olmadığı kadar önemli ve değerli. Koç Dijital olarak bizim tarafa baktığımız zaman da biz de pek çok open source platform ve tool kullanıyoruz. Bunlardan bazılarını buraya ben göstermeye çalıştım. Analitik süreçlerimizde datanın oluşturulmasından, toplanmasından başlayarak feature engineering, analiz, model, deployment, monitoring, gösterimlerin yapılması ve karar alma süreçlerinde bunların uygulanması ile ilgili pek çok aslında open source platform var. En başta da söylediğim gibi Koç Dijital bağımsız ürün ve çözümler geliştiriyor. Bunların hepsini de şu anda bir şekilde değdik, kullanıyoruz ya da kullanmaya çalışıyoruz kendi ortamlarımızda. Yine Koç Sistem şirketiyiz demiştik girişte. Koç Sistem'in PaaS yani platform ve servis hizmetlerinden de yine yararlanıyoruz. Onlar da açık kaynak kodlu bazı servisleri, platformları servis olarak müşterilerine sunuyorlar. Ki biz de kendi analitik web ortamımızda Koç Sistem'in bu Maximus Hybrid Cloud sistemlerinden yararlanıyoruz. Özellikle verisini dışarı çıkarmak istemeyen, aynı zamanda bunların işte donanım ve konfigürasyonuyla uğraşmak istemeyen şirketler için çok ideal bir ortam aslında PaaS hizmetleri Koç Sistem'in. Şimdi birazcık daha platform tarafına doğru yine devam ediyorum. Data kısmından ziyade. Moore'un yasası diye hepimizin bildiği bir yasa var. Yasa şunu söylüyor. Önce söyleyen kişiden bahsedeyim. Gordon Moore, Intel'in kurucusu 1965 yılında Electronics dergisinde bunu söylüyor. Her iki yılda bir ya da iki yıla yakın bir zamanda bir yandan transistörler yani işlem yapma kapasiteleri iki katına çıkarken fiyatlarında giderek azalacağını söylüyor. Bu aslında uzun yıllar bu şekilde devam etti ama giderek tabii ki öyle bir hani demandle karşılaştı ki şu anda platform tarafı buna artık cevap veremeyecek duruma geldi. Neden? Şurada en aşağıda gördüğünüz gibi Moore'un yasası en altta kaldı. Onun üzerine çok büyük hacimli verileri şu anda işlememiz gerekiyor. Buna karşılık bulamıyoruz. Onun üzerine AI katmanını getirdiğimizde daha da yüksek bir demandla karşılaşıyoruz. Real-time yapalım dediğimizde çok daha büyük bir talep ve bunu bir de secure yapalım dediğimizde çok daha büyük bir talep ve platform ihtiyacı aslında ortaya çıkıyor. Bunlara cevap verebilmek halen çok zor bir problem. O yüzden de zaten Facebook gibi, yani Intel gibi, Amazon gibi, Microsoft gibi sadece Intel değil, farklı büyük şirketler de bu alana yatırım yapmaya başladılar. Yani donanım alanına. Bu algoritmaları, kompleks algoritmaları nasıl çalıştıracağız? Nasıl daha hızlı bir şekilde çalıştıracağız diye. Son yıllarda yine ortaya çıkan, hani hepinizin takip ettiği quantum computing konusu da tamamen bu alanla ilgili. Bu aşırı talebe, computing talebine karşılık verebilecek bir platform ihtiyacı şu anda ortada duruyor.
biraz daha gerçek zamanlı dünyaya doğru geldiğimiz zaman, dedik ki en başta hani çok birbirimize bağımlı bir dünyada yaşıyoruz. Business'lar birbirine çok bağlı, insanlar birbirine çok bağımlı ve bunların birbirine bağlayan şey de aslında data, streams dediğimiz aslında eventler. Hayatımızda pek çok yerden aslında şu anda eventler oluşuyor. Bunlarla ilgili verileri topluyoruz. Örnek vermek gerekirse bir fabrika ortamındaki bir sensörün ürettiği data, bir database logo, müşterinin dijital kanallarda bıraktığı bir ayak izi, bir like ya da bir uygulamanın logları, her şey aslında bir data ve stream event anlamında düşünülebilir. Ve eventler her yerde. Burada gördüğünüz gibi çok kompleks bir dünyamız var. Ve bir şey olduğu anda aslında, o anda olduğu anda haberdar olmak çok daha kıymetli bir duruma gelmiş durumda. Bunu sağlayan sistemler de çok daha kıymetli bir durumda. Yani gerçek zamanlı veri analitiğinden bahsediyorum. Bunu sağlayan sistemleri aslında ürettiği şeyler de aslında şirketin rekabetli ön plana çıkması anlamına geliyor. Neden gerçek zamanlı veri ve algoritmalar ya da platformlar değerli? Bu grafikte gördüğünüz gibi geçmişte aylık, günlük ya da haftalık yaptığımız business intelligence raporları belki yeterli oluyordu ama giderek bunlar dakikalara, saniyelere doğru inmeye başladı. Çünkü karar almanın çok daha hızlı gerçekleşmesi gerekiyor. Şu an geldiğimiz noktada artık real time, yani anında bir olay ya da bir event gerçekleştiği anda tepki gösterebilecek ya da aksiyon alabilecek bir dünyadan bahsediyoruz. Çünkü ancak bu durumda gerçek değer, şirkete gerçek bir değer sağlanabiliyor. Peki bunları sağlayan platformlara doğru yavaş yavaş geliyorum. En başta bahsedeceğim platform Kafka Open Source platformu. 2014 yıllarda LinkedIn'de çalışan 3 tane mühendisin birlikte kurdukları bir şirket. Neha, Jay ve June diye. Neha çok yakın zamanda ayrıldı şirketten. Kafka peki ne sağlıyor gerçek zamanlı olarak? Kafka'nın yapısı şu şekilde. Bir cluster üzerinde, dağıtık bir mimari üzerinde producer'lar dediğimiz veri kaynaklarından farklı protokollerdeki veriyi topiklerine gönderebiliyoruz. Ve bunları da consumer'lar dediğimiz bir takım uygulamalar geldiği sırayla okuyabiliyorlar. Tamamen bir stream analytics platformu aslında. Disk üzerinde ve çok hızlı bir şekilde bunları güvenli bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Ya da bugüne kadar bu şekilde Kafka'yı düşünüyorduk ama Kafka da artık değişmeye başladı. Yani İtalya önceden ne oldu sorusunun cevabını verirken Kafka gibi platformlar şu anda ne oluyor ve nasıl bir aksiyon almamız gerektiğiyle ilgili ilk aslında giriş altyapısını sağlayan sistemler ve açık kaynak kodlu yazılımlar. Dünyada baktığımız zaman Fortune %60 şirket şu anda açık Kafka kullanmaya başladı. Netflix dahil hani pek çok kullandığımız platform, LinkedIn hepsi aslında bu tür platformlarla bizim verilerimizi yönetiyor ve anında bize bir takım hani aksiyonlar, uyarılar ya da bir takım hani opportunity'leri gösteriyorlar. Kafka dediğim gibi sadece bir kuyruk sistemiydi bir zaman önce ama artık o da kendini bir analitik engine'e doğru evrilmeye başlandı. Ne demek istiyorum? KSQL de yeni bir aslında yeni bir hani kavram ortaya attı Kafka. KSQL continuous query anlamına geliyor. Yani bitmeyen query. Siz gelen eventler üzerinde bir tablo create ettiğiniz zaman bu tabloya gelen data geldikçe yeni bir takım hani query'leri çalıştırma şansı veriyor size. Biraz da açacak olursak, geleneksel database sistemlerinde data database'de duruyor. Query geldikçe data aktive oluyor. Aslında query aktif, data pasifti ama KSQL gibi event streaming bir database'den ya da bir işlemden bahsediyor olacaksak eğer burada aktif olan data, pasif olan query. Yani query sürekli bekliyor datayı. Data geldiği anda aktive oluyor ve onunla ilgili sizin aslında karar alma süreçlerindeki bir kuralı ya da bir analitiği tetiklemiş oluyorsunuz. Kafka şu an geldiğimiz aşamada 2020 yılında saniyede 100 GB'lık bir veri işleyebilecek, bunu güvenle yönetebilecek bir platforma dönüşmüş durumda ve pek çok firma tarafından kullanılıyor dediğim gibi. İkinci bahsedeceğim platformun adı Spark. Aslında Kafka'nın devamında bir platform Spark. 2011-2016 yılları arasında Berkeley laboratuvarları tarafından geliştirilmiş bir uygulama. Burada algoritmik, machine ve people kelimelerin baş harflerinden oluşan bir laboratuvar ismi bu. 2016 yılı diyorum. Sonrasında ne olduğunu birazdan göstereceğim. Spark, biraz daha mimarisine baktığımız zaman buraya döneceğim. 4 tane ana unsur ya da ana kavramı bize getiriyor. Spark SQL, Spark Streaming, Machine Learning ve Graph dediğimiz kütüphaneleri var.
aşağıda gördüğünüz gibi veri kaynaklarından gelen verileri bu kütüphaneler vasıtasıyla Scala, Java, Python ve R kodlarıyla işleyebiliyoruz. Analitik olarak bunlardan sonuç çıkarttığımız algoritmalarımızı çalıştırabiliyoruz. Sol tarafta da gördüğünüz gibi bunlar yönetici Yarn ve Mesos gibi bazı kaynak yönetim sistemleri de yine Spark'la birlikte yönetimde kullanılan diğer uygulamalar. Pek çok uygulamayla konuşabiliyor Spark. Peki nasıl çıktı Spark'ın hikayesi? Berkeley laboratuvarlarından çıkmış demiştik ama Databricks aslında isimli bir firma var arkasında Spark'ın. Bunun kurucularından bir tanesi de Matei Zahaira. Sağda onun 2013 sonunda yazdığı bir doktorasının giriş bölümünü görüyorsunuz. İsmi de ilginç. Aslında Spark'ın temelleri bu doktora tezine de dayanıyor. An architecture for fast and general data processing on large clusters. Yani büyük cluster dağıtık sistemler üzerinde daha hızlı ve genel bir data processing sisteminin architecture'ı anlamında bir makale yayınlıyor da bir tez yayınlıyor Matei Zahaira. Şu anda Spark'ta belki uğraşanlar bilir RDD isimli bazı hani objelerin de ilk aslında geçtiği makale burası ya da tez burası. Ve çok hızlı bir şekilde aslında burada yazılan şeyler hayata geçiyor ve Spark şu anda çok popüler bir şekilde real-time event streaming analytic engine olarak kullanılıyor. Spark'ın dediğim gibi aslında birinin bıraktığı yerden diğeri başlıyor. Hadoop neden sorun yaşamaya başlamıştı? Aslında daha öncesine gidersem data warehouse'lar vardı öncesinde hayatımızda. Sonrasında Hadoop geldi. Çok daha büyük hacimli verileri data warehouse'larda işleyemedik. Unstructured'ı, daha real-time yakın gelen verileri. O yüzden Hadoop aslında biz hayatımıza sokmuştuk. Ama Hadoop da bu sefer veri ambarı kadar hızlı bize sonuç döndürememeye başladı. Yani aslında bazı artılar eksiye doğru dönüşmeye başladı. Spark bunların hepsini görerek aslında tümünden yeni bir aslında analitik engine ya da bir in-memory çalışan bir processing engine yaratmış durumda. Sağda gördüğünüz gibi yani içinde hem SQL fonksiyonaliteleri var, hem machine learning var, data science yapabiliyorsunuz. Hem bir veri ambarı gibi yani delete, update yapabiliyorsunuz. Güvenli bir şekilde tablolarınızı oluşturabiliyorsunuz. Bu da yeni gelen bir özellik, Mental Lake isimli. Yine veri ambarlarında olduğu gibi çok daha hızlı bir şekilde veri sonuçlarını ya da processing sonuçlarını alabiliyorsunuz. Spark 3.0 aslında bu anlamda bütün bunların bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumda. Spark 3.0'la gelen bir başka teknoloji Delta Lake dediğimiz architecture. Burada orta bölümde gördüğünüz gibi pek çok veri kaynağından Kafka'da dahil gelen verileri güvenli bir şekilde alıyor. Bunları sizin streaming analytics yapacağınız şekilde bir veri kaynağına çevirebiliyorsunuz. Ve aslında raporlama ve veri analitiği yaparken ya da streaming analytics yaparken artık direkt veriyle belki uğraşmadan araya bir Delta Lake katmanı koyarak aynen eskiden bir veri ambarı gibi çok daha güvenli bir ortamdan bu veri alabiliyorsunuz. Gerisinde bu low latency gibi ya da bir takım hani böyle güvenlik problemlerini aslında Delta Lake sizin için halletmeye başlamış oluyor. Bu anlamda büyük bir değişiklik. Peki 2016 yılına kadar Spark oluşturuldu demiştik. Aslında Spark hayatına hala devam ediyor ama şimdi hayatımıza yeni bir kavram daha girdi 2017 yılından itibaren. Aslında hala oluşturulma aşamasında devam ediyor. RISE Lab isimli. Real-Time Intelligent Secure Explainable Systems. Yani bu kelimelerin baş harflerinden oluşan bir aslında oluşum. Yine aynı laboratuvarlar tarafından geliştirilen bir yazılım. Spark'ın eksik kaldığı noktaları aslında tamamlamak için ve ilk başlarda yine konuştuğumuz gibi gerçek zamanlı ihtiyaçları çok daha uçtan uca ve tek bir platform üzerinde sunmak için geliştiriliyor. Aşağıda gördüğünüz gibi dünyadaki pek çok önemli firma arkasında bu oluşumun. Bunlar sürekli değişiyor, eklenenler oluyor. 2017-2022 arasında, 2022 yılında muhtemelen tamamlanması düşünülüyor 5 senelik bir program dahilinde. Sağ üstteki grafiği hatırlayacaksınız. Yani günümüzdeki data, AI, real-time çalışma ya da işte security gibi ihtiyaçlar Moore'un yasasına göre platformların yetersiz olduğunu gösteriyordu. RISE Lab gibi platformlar bunları için çözüm olarak yine geliştirmiş durumda. Hem yapay zeka, hem gerçek zamanlı, hem security yani güvenlik, hem de açıklanabilirlik gibi özellikleriyle bizim karar alma sistemlerimizde kullanılan bir platform hedefleniyor. Gerçek zamanlı diyoruz, yani bir fraud uygulaması, otonom araçlar ya da bir log'dan herhangi birinin insight çıkarılması, bir sağlık alanındaki bir hastalığın anında tespiti gibi pek çok alanda kullanım yerleri olabilecek aslında senaryolar bunlar. Hayatımızın aslında tamamen şu anda temelinde olan ve içinde yaşadığımız dünya ile ilgili problemlerimizden bahsediyorum. Spark
AMP lab tarafından geliştiren SPAP biraz daha mikro batchlerle çalışıyordu. Üzerine advanced analitik yapabiliyorduk. Gerçek zamanlı streaming analytics de yapılıyordu ama bu tabii ki tamamen hani bunun için dizayn edilmediği için RiseLab tamamen bu bütün bu eksilerden yola çıkarak sıfırdan bu amaçla dizayn ediliyor. O yüzden live data ve gerçek zamanlı karar alma sistemleri diye kendini konumlamış durumda. Burada da aslında onun bir özetini görüyorsunuz. 2017 yılında ilk çıkan resim buydu RiseLab'in mimarisiyle ilgili. Sonra tabii çok hızlı bir şekilde evrildi ve değişmeye başladı. Şu an itibariyle geldiğimiz aşamada şu şekilde bir yapı paylaşıldı. 2019'un sonundaki paylaşılan yapı bu şekilde. Orta bölümdeki Ray şu anda en çok yatırım yaptıkları alan. Peki Ray nedir diye baktığımız zaman. Dediğim gibi Moore'un yasasına göre çok hızlı bir taleple karşı karşıyayız. Bir yandan da algoritmalarımız kompleks hale geliyor. Peki bunları nasıl çözeceğiz dediğimiz zaman uçtan uca dağıtık bir computing framework yani processing framework ihtiyacımız var. Ray bunlar için geliştiriliyor. Tamamen uçtan uca çok hızlı bir şekilde modellerimizin gerçek veriyle gerçek zamanlı çalışması için bir platform geliştiriliyor. Hemen bir örnek paylaşayım. Bir problem etrafında bir örnek. Yani gerçek zamanlı veri geliyor streaming olarak. Buradan training algoritmaları in-memory'de yine çalışıyor. Serving ve inference tarafındaki model serving kodları yine çalışmaya başlıyor. Çok hızlı bir şekilde featuring, training ve model update'i yaklaşık 5 dakikada tamamlanması hedefleniyor. Bu gerçekten bu alanda çalışan insanlar için de çok inanılmaz rakamlar ya da bilgiler. Şimdi birazcık son bölümde de Next ile bitirmek istiyorum sunumumu. Buraya da ben RiseLab'in tanımını koymaya çalıştım. Gerçekten nereye gidiyoruz sorusunun cevabını da bu platform bize veriyor. Gerçek zamanlı, akıllı karar alma sistemlerini kendi işlerinde uygulayan şirketler, kişiler önümüzdeki dönemde rekabette ön plana çıkacaklar. Bunlar tamamen yine open source platformlar üzerinde geliştiriliyor olacak. Uzmanlık yine ön plana çıkmaya devam ediyor olacak. Bu platformları deneyimleyen, işte deneyim sahibi olan kişiler, şirketlerde bunları proje olarak yapabilen kişiler ön plana çıkacaklar. Son söz olarak da ben genelde sunumlarımı böyle bitiriyorum. G'nin CEO'su, efsanevi CEO'su 1 Mart 2020'de yaklaşık 2 ay önce vefat etti. İçinden geçtiğimiz dünyayı çok iyi tanımlıyor aslında bu söz. Değişin yoksa değişmek zorunda kalacaksınız diye. Bu hem kişisel olarak hem de şirketler için çok anlamlı bir söz. Öyle bir dünyadan geçiyoruz ki gerçekten COVID de bunu bir kere daha bize hatırlattı. Şartlara uyum sağlamamız gerekiyor. Bunu da yine bir analitikle yapay zeka ile yapıyor olmamız lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi Özgür arkadaşıma veriyorum sözü. Soru cevap seansını Özgür'den sonra hep birlikte yapacağız. Merhabalar herkese. Ben de ekranımı sunumu paylaşayım. Teşekkürler bu arada Ayhan. Başarılı ve benim anlatacaklarımla oldukça bağlantılı bir sunumdu. Ben de bugün aslında biraz ileri analitik kavramlarından, bu kavramların çok temel birbiriyle olan ilişkisinden, tanımlarından bahsedeceğim ve sonrasında da Koç Dijital olarak bizim yaptığımız projelerden bahsedeceğim. İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Doktoram HR analitik üzerine ve uzun yıllardır farklı farklı kurumlarda, şirketlerde dijital transformasyon ve kantitatif problem çözüm teknikleri üzerine çalışıyorum. Yaklaşık işte 1,5-2 yıldır da Koç Dijital'de yapay zeka ve veri analitiği bölümünde yöneticilik yapmaktayım. Bu arada herkesin 1 Mayıs, bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bugün hepimiz evlerdeyiz. Umarım hani bu tip sunumlarda sizler için faydalı oluyordur. Bu vakitte daha iyi değerlendirmek açısından. Ben ilk başta bahsetmek istediğim şey analitik ve ML konseptleri. Bu kavramlar nelerdir? Bu kavramlarla ilgili çünkü hepimiz farkındasınız. Çok yerde çok fazla sayıda makale, yazı var. Ve herkes hani kendince yorumluyor bunları. O yüzden de biz en azından daha sonra bu alanda yaptığımız çalışmayı anlatmadan önce bu kavramlara ilişkin bizim yaklaşımımız nasıl, bunları nasıl tanımlıyoruz, bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra bu yeni dönemde hani Ayhan bahsettiği dijital dünyada, artık dijitalleşmiş dünyada yeni yetkinlikler neler olmalı? Data science dediğimiz zaman data science için nasıl doldurmalıyız? Hangi tip yetkinlikler daha ön plana çıkıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Son olarak da Koç Dijital'in projelerinden bahsederek sunumu tamamlayacağım. Başlarsak isterseniz
analitik ve machine learning dediğimiz zaman aslında oldukça analitik tarafı eski ama machine learning'in bu kadar popülerleşmesi son 10 yılda olan bir dünyadan bahsediyoruz. Analitiği nasıl tanımlıyoruz? Analitik nedir dediğimizde aslında anlamamız gereken şey bizim veri, teknoloji, bir takım araç ve teknikler, insanlardan ve süreçlerden oluşan ve birbiriyle etkileşim halinde olan bir ekosistemden bahsediyoruz. Temel amacı burada aslında analitik, yani analitin temel amacı bir takım karar verme süreçlerinde daha öngörü oluşturmak veriye dayalı ve karar verme süreçlerini veriye dayalı bir şekilde hayata geçirmesini sağlamak ve buradan da bir değer yaratmak. Burada ne gibi araçlar var? Business intelligence araçları, görselleştirme ve dashboard araçları, istatistiksel modelleme araçları, metrikler, KPI'ler ve big data'nın da hayatımıza girmesiyle de artık machine learning'in, yapay zeka algoritmalarının da bu ekosistemin içerisine girdiği bir dünyadan bahsediyoruz. Analitik aslında çok yeni bir kavram değil. Hani takdir edersiniz 1990'lardan beri aslında farklı seviyelerde kurumlar kendi süreçlerini analitikleştirmek için, karar verme adımlarını analitikleştirmek için ve veriye dayalı yapmak için farklı farklı tool'lar, araçlar kullanmaya başladılar. Kendi süreçlerini dijitalleştirdiler. O yolculuğun aslında içerisinde şu an bulunduğumuz dünyada artık bunun içerisinde big data, machine learning, yapay zeka ve veri bilimi gibi kavramlar da girdi. Artık bunlardan da bahseder olduk. Peki analitikten ne anlamalıyız? Hani ben bunun farklı versiyonlarını farklı bloklarda, sitelerde görebilirsiniz. Ama analitik dendiğinde birkaç kademeli tanımlardan bahsediyoruz. Bu tanımlar aslında temelde veriyle başlıyor. Çünkü sonrasında yapacağımız bütün bu öngörüsel veya preskriptif dediğimiz reçetesel analitik çalışmaları yapabilmek için ilk başta elimizde bizim dijitalleşmiş bir takım süreçlerimiz, veri toplama mekanizmalarımız ve kalitesinden, güvenilirliğinden emin olduğumuz verilerimizin olması gerekiyor. Bu verilere biz aslında ne olmuş geçmişte sorusunu sorarsak, bunlarla ilgili bir takım raporlar yaparsak, örneğin geçtiğimiz yılki satışlarımızı transaction halinde bir rapora dökersek, bunların toplamını alırsak, burada aslında bir takım öngörüler çıkartmaya başlıyoruz. Ve bunlar gerçekten manalı çalışmalar. Bunlar olmadan da zaten bir sonraki adıma geçmemiz mümkün değil. Lakin buradan ürettiğimiz bilgi ve bu bilginin bize sağladığı fayda, pazardaki rekabet avantajı açısından pazarda yarattığı değer o kadar da yüksek değil. Bunu yapmak hani sofistike bir teknoloji de gerektirmiyor. Aslında çoğu süreciniz dijitalleştirdiğiniz zaman bu tip raporlarla buradaki verilere, datalara ulaşmanız mümkün artık. O yüzden bu her ne kadar başlangıç açısından çok kritik olsa da yeterli mi? Değil. Şu an çünkü hiç kimse düzgün raporlama yaptığı için süreçlerin daha yönetilir bir halde değil. Dünya çünkü başka bir yöne doğru çevirmiş durumda başını. Üstüne bunu ne eklenebilir? Ben topladığım bu verilere bir takım sorular sorabilirim. Ne zaman, ne olmuş, nerede olmuş, neden olmuş böyle gibi sorular. Bu sorular aslında datayı bir takım deskriptif yöntem dediğimiz görselleştirmeler olabilir, istatistiksel yöntemler olabilir. Bunlarla biraz daha dediklemek, bunlar içerisindeki bir takım paternleri, desenleri ortaya çıkartmak şeklinde çalışmalar yapılabilir. Bunlar aslında deskriptif analitik dediğimiz başlığın altında toplanan çalışmalar. Bunlar da oldukça kritik. Ki şu anki bütün biz o görselleştirme dashboardları, KPI takipleri, metrik takipleri bu deskriptif analitik çalışmalar içerisinde gruplanabilir. Bunları bir deskriptif analitik içerisinde toplanan bu çalışmaları da bir sonraki adıma getirmek için yine de kritik olduğunu düşünüyoruz. Örneğin ben bir satış ekibinin yöneticisiyim. Geçtiğimiz yılki satışlarını toparladım ve bunları aylık olarak bir grafiğe döktüm. Bu grafiğin işte trendine baktım. Buradan da yorumlar yaptım. Hani yaz aylarında benim satışlarım daha azalmış, işte kış aylarında biraz daha artmış ya da işte okul öncesi satışlarım da normalde bir artma beklerken çok da beklediğim kadar bir artma olmamış. Bu tip kararlar için beni destekleyen bu grafikler oldukça faydalı, oldukça işgörü nitelikte olabiliyor. Bunun üstüne ben ama şeyi koyarsam, geçtiğimiz yılın satışlarını ay ay raporladım, grafiğe döktüm. Artık bundan sonra ne yapmam lazım? Bundan sonra benim kendime şu soruyu soruyorum. Önümüzdeki 3 ay satışlarım ne olacak? Buna dair bir tahminleme modeli kurmaya kalktığım zaman artık ben gözümü geçmişten geleceğe doğru çeviriyorum ve bu geleceğe dair bir takım tahminlemeler yapmaya çalışıyorum. Burası da aslında prediktif analitik dediğimiz dünya.
Ve burada artık machine learning ve deep learning ve yapay zeka kanadı burada aslında devreye girmeye başlıyor. Ve burada ciddi değerler yaratmaya başlıyor. Ve ben bu yaptığım tahminleme modeli üzerinden kendime üstüne bir de şunu sorarsam, evet ben güzel bir tahminleme modeli kurdum. Önümüzdeki 3 ayın satışlarını işte belli bir doğruluk oranıyla tahminleyebiliyorum. Lakin ben satış ekiplerimin satışlarını %10 arttırmak için ne gibi aksiyon almam lazım? Sahadaki satışçı sayısını mı arttırmam lazım? Kanallarımın sayısını mı arttırmam lazım? Ürün portföyüme müdahale etmem lazım? Pazarlama faaliyetlerimi mi arttırmam lazım gibi sorular soruyorsam orada artık biraz daha preskriptif analitik dünyasına giriyoruz. Ve burada sorduğumuz sorularda ben yaptığım şeyi nasıl daha yapabilirim? Düzeltmek için hangi aksiyonları almam lazım? Hangi adımlardan geçmem lazım gibi soruların cevaplarını aradığım çalışmalar. Farkındasanız hani bu en basitteki bir satış raporundan en tepedeki daha satışlarımı arttırmak için ne gibi aksiyonlar almam lazım gibi bir sorunun cevabına kadar ilerlediğimiz yolda ele aldığımız her şey veriye dayanıyor. Yani ilk başta sizin temeldeki bu veri sistemlerini sağlıklı bir şekilde raporlamaya dayanmıyorsa sizin onun üzerine yaptığınız deskriptif çıktılar, yorumlar yanlış olabilir. Üstüne yaptığınız tahminleme modeli yanlış çalışabilir. Onun üzerine yaptığınız preskriptif analitik çalışmaları da oldukça sizi yanıltıcı sonuçlar verebilir. O yüzden burada bu hijyen kısmının yani reporting ve data toplama, saklama ve bu verilere zamanında ve doğru bir şekilde erişme kısmının bütün bu sonraki adımların yapılabilmesi için oldukça kritik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hani konuşmanın başında dediğim gibi de sadece reporting yaparak ya da descriptive analitik yaparak artık günümüzdeki bazı sorulara cevap vermemiz mümkün değil. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Hani çoğu kurum artık gözünü geleceği daha doğru tahminlemeye ve buna göre doğru aksiyonları almak için kendi stratejilerini, kendi operasyonel planlarını güncellemeye yönelmiş durumdalar. Ve ben ürünümü doğru zamanda doğru müşteriyle buluşturmak için ya da ürünün niteliklerini belki doğru zamanda yeniden geliştirebilmek için bir takım tahminleme modelleri, bir takım preskriptif modeller kullanabilirim. Peki data science bu tablonun yerin içerisinde nerede duruyor? Hani data science nasıl bir kavram? Aslında data science üretilmiş bir kavram. Hani hiçbir üniversitede biliyorsunuz hani bir data science diye bir bilim dalı yok. Yani hatta 2008 yılında ilk defa bu data science kavramını LinkedIn'de DJ Patil adında bir şu an data science lideri kullanıyor bir iş ilanında. Onun öncesinde böyle bir kavram da çok fazla böyle trend değil, çok fazla insan tarafından kullanılan bir kavram değil. Yani aslında iş dünyasındaki bir takım endüstrideki bir takım ihtiyaçları karşılamak için inşa edilmiş bir kavram. O temel bilim hani bilimsel metodu kullanıyor olsa bile bunu temel bilimlerle alakası olmadığını siz de farkındasınızdır. Her ne kadar hani computer science diye bir işte bilim dalı var. İşte istatistik, olasılık teorisi, matematiksel teoriler hepsi yani çok uzun tarihsel geçmişlere sahipler. Data science ise bunların içinden çıkma, biraz daha multidisipliner, biraz daha bunların hepsini tek bir potada eritmeye çalışan, son 10 yılda da gittikçe popülerleşen yeni bir kavram. Bu kavram peki niye ortaya çıktı diye sorarsanız aslında şöyle bir cevap verebiliriz. Ayhan'ın bahsettiği bu verinin, büyük verinin hayatımıza bu şekilde girişi, insanoğlunun hayat tarihte hiç üretmediği kadar çok büyük çapta veri üretir hale gelmiş olması ve bu verilere saklama, erişme ve bu verileri yorumlama maliyetlerinin eskisine göre çok daha azalmış olmasından dolayı aslında biz bu veriyle ne yapacağız sorusunun cevabı olarak data science kavramı ön plana çıkmaya başlıyor. Ve bunu aslında ön plana çıkmasının ardındaki en büyük sebeplerden biri de özellikle işletmelerin bu veriyle bir takım çıkarımlar yaparak kendi bizneslerini daha iyi yönetmeye çalışmaları yattığı için de data science'ın aslında göbeğinde bence hani benim yaklaşımıma göre bir business mindset olması gerekiyor. Bu business mindset yalnız neyle sarıyoruz bunu? Bir tarafta istatistiksel, algoritmik, matematiksel modelleme yetenekleriyle öbür tarafta bir takım soft skill'lerle, öbür tarafta da bütün bu yapılan çalışmaların sonunda nihai olarak bir çözüme, bir kullanım değerine ulaşabilmesi için de software engineering çalışmalarıyla beraber düşünülmesi gerekiyor. Yani siz eğer business mindset'i veya bu business mindset
ten beslenen entelektüel merak, işte işi anlama, business understanding, veri anlama gibi soft skill'leri veya bunların çözüme dönüşmesini sağlayan software engineering yeteneklerini bir kenara koyarsanız sadece istatistik bilgisiyle, sadece algoritma bilgisiyle herhangi bir çözüm üretmeniz mümkün değil. Aynı şekilde çok iyi business bilirsiniz, çok iyi soft skill'lere sahipsinizdir business'ın ihtiyaçlarını anlamak anlamında veya çok iyi software engineer olabilirsiniz ama istatistik, algoritma ve machine learning veya deep learning alanlarında yeterli seviyede know-how'a sahip değilseniz de o zaman bu büyük veriyi daha anlamlandırabilmek için yapılması gereken çözümleri sağlamanız mümkün değil. Yani bu üç tane unsuru birbiriyle son derece bağlı, son derece entegre çalışan ve düşünülmesi gereken üç tane temel sac ayağı gibi düşünmemiz gerekiyor bu yeni dünyada. Peki, analitik dedik, data science dedik. Bir de tabii yapay zeka var. Yapay zeka, yani şu an gazetelerden, dergilere, işte business journal'lardan, epidemi araştırmalarına kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Herkes yapay zekayla bir şey yapmak istiyor. Herkes yapay zekanın dünyayı değiştireceğini söylüyor gelecekte. Ve şu anda aslında değiştirdiğini söylüyor. Peki yapay zeka nedir? Yani yapay zeka da türetilmiş bir kavram yine bir öncekiler gibi. Aslında yani yeni bir kavram da değil bu arada. Hani akademide uzun yıllardır tartışılan, uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapılan bir kavram. Ama günümüzde kazandığı anlam şu ağaç, sağda gördüğünüz ağaç gibi. Bu ağacın ana gövdesinde ne var aslında? Bizim bugüne kadar insana atfettiğimiz bir takım bilişsel fonksiyonların algoritmalar ve sistemler tarafından hayata geçirilmesi var. Ne demek bunlar? Ne demek bu yani? Algılama, yorumlama, öğrenme, problem çözme gibi yetkinlikleri biz hep yani insana atfederiz. İnsan tarafından hayata geçirilebileceğini söyleriz. Artık bunları yapay zeka algoritmaları tarafından da yapılabileceğini söyleyebiliyoruz. Yapay zeka algoritmanın buna yaradığını söyleyebiliyoruz. Bunu yapay zeka peki algoritmaları, çözümleri nasıl sağlıyor? Bu ağacın dalları farkındaysanız bundan belki 10 yıl önce çizseydik daha az dallanmış olacaktı. Ve bundan ben eminim 10 yıl sonra benzer bir şekilde yapay zeka nedir sorusunu şöyle bir ağaçta göstermeye kalkan birisi. Eminim burada çok çok fazla sayıda yeni kavramlar, yeni teknolojilerden bahsetmek zorunda kalacak. Çünkü ağaç sürekli büyüyor, sürekli gelişiyor. Temelindeki o kökünde her ne kadar bahsettiğimiz bilişsel fonksiyonların, insana atfettiğimiz bilişsel fonksiyonların makineler ve algoritmalar tarafından karşılanması yatıyorsa da bunların her biri zamanla özelleşmeye başlıyor. Örneğin computer vision tarafında hani görselleri, videoları, fotoğrafları anlamlandırma, tanıma, bunlar içerisinden bir information extract etme çalışmaları. NLP tarafında metni, sözü, dili aslında yorumlama, anlaşılır kılma gibi çalışmalar. Self-driving car'larla, hani otonom araçlarla hayatımıza girecek otonom sistemler, robotik sistemler ya da chatbotlar veya optimizasyon alanında yapılan çalışmalar. Bunun gibi çok farklı sayıda farklı yaklaşımlarla kimisi daha istatistiksel modellemeler kullanarak, kimisi daha deep learning tarzı matematiksel modeller kullanarak, kimisi de daha machine learning modelleri kullanarak bir takım çözümler yaratıyor. Fakat bunların her biri farklı farklı ihtiyaçları karşılıyor. Farklı farklı ihtiyaçlar üzerine uzmanlaşmaya başlıyor. Ve belki de bir süre sonra yeni çıkan kavramlar, yeni çıkan teknikler, yeni çıkan yaklaşımlar bunların sayısını dediğim gibi arttıracak. Burada aslında bunu şekillendiren ana dinamikler de bizim ihtiyaçlarımız, bizim problemlerimiz, bizim sorularımız olacak. Peki yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme kavramları da hani birlikte çok kullanılıyor. Bazen bunlar birbiri yerine de kullanılabiliyor. Temelde ama biz hani bu yani yaklaşımlardan bir tanesi ki ben bunu halen doğru olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı en geniş küme, tüm bu çalışmaların aslında genel kapsayıcı adı, makine öğrenmesini bunun daha bir alt dalı. Nöral networkleri ve deep learning'i de bunun da bir alt dalı olarak nitelendirebiliriz. Bu arada bu tip kavramsallaştırmalara çok takılmamak gerekiyor bence. Yani bunların her biri aslında bizim şu an kullanılan bir takım ya da geliştirilen bir takım teknikleri daha iyi anlatabilmek için yaptığımız gruplamalar. Yani abstract konseptler.
Hiçbir zaman bir makine öğrenmesi gördüm diyemiyorsunuz. Çünkü bu makine öğrenmesi aslında içinde farklı farklı tekniklerin, farklı farklı yaklaşımların olduğu bir genel konsept gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bunların isimlerine, bunların kavramsallaştırmalarına çok fazla takılmamak lazım. Bunu çünkü yarın öbür gün farklı bir bilim insanı farklı bir şekilde yorumlayabilir, farklı bir şekilde de dile anlatabilir. Ben eğer ikna edici olursa da buna bir şey diyemeyiz hiçbirimiz. Ama benim için şu an bugün en açıklayıcı kısmı her birini böyle bir hiyerarşik ilişkide biraz daha özelleşerek giden yapılarda anlatmak. Burada peki makine öğrenmesinden başlarsak, hani biz yapay zekayı tanımladık, en geniş ekosistem dedik, içindeki her şeyi NLP'den Computer Vision'a, işte Machine Learning'den Optimization'a kadar hepsini Artificial Intelligence'ın genel şemsiyesinin altında anlatabiliriz dedik. Makine öğrenmesi dediğimiz zaman ise anlayacağımız şey aslında farklı farklı öğrenme tipleri. Burada en genel hani 3 tane temel öğrenme biçiminden bahsedilir makine öğrenmesinde. Bir tanesi supervised learning. Hani bu konularda eğitim alan arkadaşlar hani için belki çok tekrar ve çok basit bilgiler olacak. Ama ben sonrasında anlatacaklarımı biraz daha biz ortak zemine yayabilmek için bu kavramlardan biz ne anlıyoruz'u, biz nasıl yorumluyoruz'u anlatmak istiyorum ki bu da biraz hani state of art hani yaklaşımlar makine öğrenmesiyle ilişkin. Temelde aslında 3 tane farklı tip makine öğrenmesi yaklaşımından bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi supervised learning dediğimiz yaklaşım. Supervised learning'de temelde aslında bizim bir hedefimiz var ve bir labeled datamız var, etiketlenmiş datamız var ve biz bu etiketlenmiş datayı, bu bir numerik değer olabilir veya bir sınıfsal bir değer olabilir, biz bunu tahminlemeye çalışıyoruz. Ve biz bunu tahminlemeye çalışırken de bu değer üzerinde etkili olabilecek bir takım değişkenlerin kullanıyoruz. Örneğin çok basit ama siz bir sınıftaki insanların ağırlığını tahminlemek için bir model kuracaksınız. Ve diyorsunuz ki ağırlık üzerinde en fazla belirleyici olan faktörler yaş olabilir, cinsiyet olabilir, işte boy olabilir. Ve ben bu sınıftaki insanların yaşını, boyunu, cinsiyetini bir data sheet'e toparlayayım. Sonra bunların her birinin ağırlığını da yanına toparlayayım, koyayım. Ve bu datayı bir modele sokarak ben yaşa, cinsiyete ve boya bakarak ağırlığı tahmin öğrenen, ağırlığı ne olacağını öğrenen bir model kurayım. Sonra kapıdan birisi girdiğinde de onun ben yaşını, cinsiyetini ve boyunu sorduğumda ağırlığını tahminleyeyim. Bu aslında supervised learning yaklaşımıyla kurabileceğiniz çok basit bir machine learning modelim. İkinci tip machine learning yaklaşım unsupervised learning. Bu unsupervised learning de ne oluyor? Diğerinde bizim bir etiketlenmiş hedef ve tahminlemeye çalıştığımız hedef değişken varken unsupervised learning'de etiketlenmiş bir datamız yok. Ve ben elimde bir data var ve bu data içerisindeki bir takım paternleri, ortaklaşmaları, kümeleşmeleri bulmaya çalışıyorum. Ve buradan yola çıkarak da bir takım insightlar, öngörüler oluşturmaya çalışıyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim unsupervised learning yöntemleri kullanmam gerekiyor. Örneğin nerelerde kullanıyor bunu daha çok? Aynı alışveriş davranışına sahip müşteriler var mı benim toplam müşterilerimin içerisinde? Veya ben bir popülasyondaki insanları belirli davranış paternlerine göre gruplayabilir miyim? İçindeki kümelenmeler var mı? Bu kümelenmeler o insanların bir takım demografik özelliklerine göre olabilir. Yaşına, cinsiyetine, yaşadığı lokasyona, işte çalıştığı iş yerine hangi araçla gittiğine göre veya bu insanların bir takım kişisel özelliklerine göre olabilir. O insanların karakter yapılarına göre olabilir. O insanların beraber yaşadıkları hane halkındaki insan sayısına göre olabilir. Bu tip değişkenleri toparlayarak ben bunları unsupervised learning yöntemleri kullanarak da belirli kümelenmeler yaratabilirim. Bu datanın içerisindeki normalde gözle gördüğüm zaman anlayamayacağım paternleri bulmak bana ne fayda sağlar? Aslında ben örneğin bir kampanya düzenleyeceğim ve bu kampanyanın gerçekten de doğru hedef kitlesine ulaşmasını istiyorum. O yüzden de ne yapabilirim? Bu kampanyanın amacı örneğin genç tüketicilerin marka bağımlılığını arttırmaksa ben gerçekten de benim bu kampanyayı yaptığım zaman doğru bir şekilde bana dönecek, daha doğrusu dönüş oranı daha yüksek olacak. En uygun kitleye yapmak isterim. O yüzden de unsupervised learning yöntemleriyle böyle bir kümeyi kendi müşterilerim içerisinde bulmam mümkün.
Üçüncü yöntem de machine learning'in altındaki alt dalda reinforcement learning yaklaşımı. Bu daha çok eğer benim üzerinde çalıştığım çevre çok fazla kompleks ve çok fazla değişkense ve ben bu çevreye ilişkin veriyi, daha doğrusu çıkarımı ancak onunla etkileşim içerisine girerek öğrenebiliyorsam, o zaman daha çok reinforcement learning modelleri kullanmam gerekiyor. Burada algoritmalar aslında yaptıkları her eylemin bir ödül mü yoksa bir ceza mı döndüğüne bakarak öğreniyorlar ve bu şekilde de kendi davranış biçimlerini geliştirmeye başlıyorlar. Burada kullanılan, nerelerde kullanılıyor peki bu reinforcement learning? Örneğin otonom araçlar, self-driving car dediğimiz araçlar genellikle bu reinforcement learning yöntemleriyle öğreniyorlar. Çünkü sizin hani teorik olarak düşünürseniz, hani neden peki ben supervised learning ile yapamıyorum bunu ya da unsupervised learning ile yapamıyorum? Örneğin bir araç düşünün ve siz o araca karşısına bir işte engel çıktığında sağa ya da sola kıvırması gerektiğini öğreteceksiniz. Şimdi burada eğer bir supervised learning ile gidecek olsaydık, o araca olabilecek bütün ihtimallerin içerisinde olduğu bir data vermemiz gerekecekti ki o ihtimallerden öğrensin ve sonrasında benzer bir durumla karşılaştığında ne yapacağını doğru bir şekilde tahminlesin. Ama bir araç olarak düşündüğümüzde yani sonsuz sayıda neredeyse farklı ihtimalin söz konusu olduğu bir ekosistemde çalışıyoruz. Yani bir kedi de sıçrayabilir, bir taş da düşebilir, önündeki araç durmuş olabilir. O gün rüzgar olduğu için arabanın işte hızı etkilenebilir. Ve bunun gibi yani çok sayıda farklı değişken ve kompleks bir yapı içerisinde bunun öğrenebilmesi için de aracın reinforcement learning yöntemleriyle bir takım deneyler yaparak ve bu deneylerin sonucunda ona reward ya da ceza olarak dönüp dökmediğine bakarak kendi aksiyonlarını geliştirmesi gerekiyor. Robotik alanında çok kullanılıyor. Hani bu Boston Dynamics'in robotları vardır. Videolarda hepimiz seyrediyoruz. Hani o robotların öğrenme biçimi de aslında hani robotu sırtına vurup yere düşüre aslında dengesini nasıl koruyacağını bir süre sonra öğretme çalışmaları gibi düşünebilirsiniz reinforcement learning'i. Bunlar tabii ki hani takdir edersiniz her biri aslında bir dönemlik ders konuları. Ben şu an tek slide'da bunları çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Bunların detaylarını merak edenler çeşitli kitaplardan ve eğitim sitelerinden falan erişebilirler. Çünkü oldukça kompleks konular biliyorsunuz. Ben daha çok bunları biz iş problemlerinde nasıl kullanıyoruz, nasıl hayata geçiriyoruz onlardan bahsedeceğim. O yüzden de şu an için bir genel çerçeve çizmeye çalıştığımı fark etmişsinizdir umarım. Bir sonraki kavram ise hani analitik dedik, işte yapay zeka dedik, data science dedik, machine learning dedik. Machine learning'in temel altındaki üç tane farklı machine learning tipinden bahsettik. Machine learning'in bir özelleşmiş biçimi olarak adlandırılan başka bir tipi de deep learning dediğimiz yaklaşım. Deep learning gerçekten son yıllarda oldukça popülerleşti. Çok farklı kullanım alanlarına sahip oldu. Çünkü hani oldukça kompleks problemlerde çok iyi sonuçlar verdiği görüldü deep learning algoritmalarının. Recommendation sistemlerde, NLP çözümlerinde, computer vision çözümlerinde çok sayıda deep learning uygulaması hayatımıza geçti. Biz farkında olmasak bile. Deep learning'ını ama tek cümleyle özetlersek aslında deep learning nasıl çalışıyor? Deep learning tamamen arka tarafta matematiksel hesaplamalar ve modellemelerle çalışıyor. Ve temelde üç tane farklı layer'dan oluşan bir yaklaşım var. Bir input layer'lar. Bizim datamızın girdiği layer'lar bunlar. En sayıda hidden layer dediğimiz hesaplamaların yapıldığı ve her birinin farklı nitelikte attribute'lerinden öğrendiği hidden layer'lar ve çıktıların oluştuğu output layer'lar. Siz datayı aslında veriyorsunuz feed forward tekniğiyle ve her bir layer bu datanın içerisindeki farklı pattern'leri öğreniyor. Output layer'lar bunları gerçek değerleriyle kıyaslayıp geriye yönelik back propagation mekanizmasıyla her layer'ın yaptığı hesaplamalarda düzeltmeler yapıyor. Ve böylelikle bir süre sonra siz bu aradaki hesaplamaların daha doğruya doğru evriltiyorsunuz. Çünkü bir hedef fonksiyonunuz var. Bu hedef fonksiyonunuzu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Örneğin bir
siz bir deep learning modeline bir fotoğraf veriyorsunuz. Bu fotoğrafı parçalara ayırıp her bir kısmını, her layer farklı şekillerde öğreniyor. Ve en sondaki output layer'larda bu fotoğrafın bir araca mı yoksa bir kahve fincanına mı ait olduğunu ayırdığına varıp eğer kahve fincanını doğru tahminliyorsa da geriye doğru backpropagation mekanizmasıyla bu hidden layer'ları besliyor. Ve bu yöntem aslında bu yöntemin machine learning'in diğer yöntemlerinden en büyük farkı şu, sizin deep learning modeli kurabilmeniz için çok geniş ve büyüklükte veriye ihtiyacınız var. Eğer veri sayınız azsa hacminiz, deep learning modelinin doğru bir şekilde öğrenme yapması çok mümkün olmuyor. Deep Learning ile paralel olarak anlattığım hani Deep Learning tekniklerinde kullanıldığı fakat daha farklı yaklaşımda geliştirildiği bir Natural Language Processing, doğal dil işleme yaklaşımı var. Doğal dil işleme yaklaşımı aslında temelde metinsel ya da sözsel veriyle uğraşıyor. Bu metinsel veriden bir takım öngörüler ve bilgiler çıkartmaya çalışıyor. Ama hani dil dediğimiz zaman bizim gerçekten çok zor bir alanda uğraşıyoruz. Çünkü İngilizce ile Türkçe, Japonca ile Korece aynı niteliğe sahip değiller, aynı gramere sahip değiller, aynı anlamlara sahip değiller hatta. Örneğin sizin bir dilde ki bir kavramınız farklı bir dilde farklı bir anlama da gelebiliyor. O yüzden burada doğal dil işleme çözümlerinin belirli bir korpusa, belirli bir hani dile, hatta belirli bir bu domaine özgü olması gerekiyor, özgü kurulması gerekiyor. Ve burada tabii ki o dile ait dil bilgisi, gramer bilgilerinin, anlam bilgilerinin mutlaka bu modellemin içerisine konması gerekiyor. Bu yüzden de her dil için yaratılan NLP çözümleri farklılaşabiliyor. Yeniden sizin train etmeniz gerekiyor kurduğunuz bir modeli. Ve sizin örneğin bir GSM şirketindeki çalışan servis desteği chatbot'un NLP modeliyle bir chat arkadaşlık sitesindeki chatbot'un NLP modeli aynı datadan öğrenmesi mümkün değil. Çünkü birisi teknik meselelerin çözümüne odaklanırken öbürsü daha çok iletişime odaklanması gerekiyor. O yüzden farklı farklı korpuslarla bunu öğretmeniz gerekiyor, train etmeniz gerekiyor. Ve bunu yapmak için de günümüzde çok sayıda açık kaynak kodlu çözüm ve teknik var. Bu konulardaki çalışmalar hem Türkiye'de hem dünyada oldukça önemli seviyelere geldi. Peki bunun sonucunda ne gibi çıktılar elde ediliyor? Bunlardan bir tanesi mesela sentiment analizi. Nerede kullanabilirsiniz doğal dil işlemi? Siz eğer kendi kurumunuzun ya da herhangi bir kavramın işte Twitter'da, işte Facebook'ta olumlu mu, olumsuz mu ya da hangi duygularla mesela geçtiğini bulmak istiyorsanız sentiment analizi bu konuda size bir takım çözümler sunabiliyor. Veya mesela chatbotlar, question and answer dediğimiz yöntemler aslında hepsinin arkasında yine NLP çözümleri yatıyor. Veya dilden dile translation işlemleri. Şu an Google Translate'in arkasında da devasa bir NLP motoru sistemi yer alıyor. Veya information retrieval dediğimiz tarihçilerin mesela çok kullandığı çözümler. Örneğin siz işte Osmanlı hanedanının 600 yıllık arşivinden bir takım kavramlar üzerine araştırma yapacaksınız. Bu kadar ya da işte Shakespeare'in bütün kitaplarındaki işte hayat kavramının nasıl değiştiğine dair bir analiz yapacaksınız. Bu büyük verileri NLP modellerine sokarak bunların içerisindeki bu kavramların, topiklerin nasıl değiştiğini, nasıl kümelendiğini, hangi topiklerin hangileriyle ilişkili olduğunu, bu topiklerin ne anlattığını, ne manaya geldiğini, mananın zaman içerisinde nasıl değiştiğini görüntülemeniz, yorumlamanız ve bu konuda bir takım öngörüler oluşturmanız mümkün. Kullanım alanları dediğim gibi müşteri hizmetleri. Bu sentiment analizle bağlantılı olarak employee branding çalışmaları veya reklam yerleştirme çalışmaları bütün e-commerce web sitelerindeki, pazar araştırmaları, speech recognition çalışmaları, hani konuşmayı anlama, konuşmayı yazıya dökme ya da yazıyı konuşmaya dökme çalışmaları, document parsing çalışmaları, metni yani herhangi bir el yazısıyla da olabilir bu veya bir çıktı da olabilir. Bunun parse edilmesi, structured data'ya dönüştürülmesi, helpdesk botları,
veya iş alımda bir takım hani çözümler HR süreçlerinde NLP ile mümkün. Bu konuda da hani çok çok farklı özelleşmiş çözümler gelişiyor. Biz de bu alanda bir takım çalışmalar yapıyoruz Koç Dijital'de. Özellikle document parsing'ten yola çıkarak bir takım sunduğumuz çözümler var. Bundan da bahsedeceğim sonraki slaytlarda detaylı olarak. Buraya kadar anlattıklarımı şöyle bir özetlersek aslında hani temel kavramları aslında biraz konuştuk. Analitik dedik. Analitiği aslında genel bir konsept olduğunu, bunun içerisinde artık bu büyük veri dünyasıyla beraber data science'ın da girdi ve data science'ın da aslında özellikle matematiksel, istatistiksel ve algoritmik yöntemlerin iş ihtiyaçlarıyla birlikte düşünülerek aslında oluşturulan bir kavram olduğunu konuştuk. Sonra yapay zeka, machine learning, deep learning ve NLP diye gittik. Bunlar farkındaysanız oldukça teknik yaklaşımlar. Her birinin arkasında da hem matematiksel modelleme tarafında hem istatistik olasılık tarafında oldukça derin araştırmalar yatıyor. Ve tekrar söylemek istiyorum. Bu çalışmaların, bu kavramlar her ne kadar son 10 yıldır hayatımıza girmiş olsa da son 10 yıldır biz bunlarla ilgili çözümlerin çok daha fazla duyuyor olsak da sağda solda bu kavramlar son 10 yılda icat edilmiş bilgiye dayanmıyorlar. Aslında 1950'lerden beri yani Ayhan'ın bahsettiği Turing'in çalışmalarından beri bu alanda ya da perception çalışmalarından beri bu alanda çok sayıda akademik çalışma yapılmış durumda. Bu alanda çok fazla çözüm de yapılmış durumda. Biz bunların aslında toparlandığı, biraz daha özelleştiği, biraz daha hızlı büyümeye ve hızlı gelişmeye başladığı bir kuşağın insanlarıyız. Ve bunların hayatımızda şu an bir takım uygulamalarını, bir takım bizi yaşam biçimimizi kolaylaştıran tool'ları görmeye başladık. Fakat şu ana kadar konuştuğumuz yaklaşım bizim BCG ile beraber çalıştığımızdan bahsetmişti Ayhan. Konuştuğumuz kısım yani bu bütün şu ana kadar bu sunumda anlattığım kısım modelin kısmıyla alakalı. Yani algoritmalardan bahsettik, işte unsupervised learning'den bahsettik, supervised learning'den bahsettik, deep learning'den bahsettik, veri data engineering'den bahsettik. Bu taraf farkındaysanız yani bizim yaklaşımımıza göre biraz buzdağının görünen kısmı. Yani bu buzdağının görünen kısmı genellikle de en fancy, en fazla işte yatırım yapılan, en fazla konuşulan, en fazla üzerine araştırma yapılan kısım burası. Lakin buradaki bilginin hayata geçebilmesi için de aslında buzdağının o alt tarafındaki hem teknolojik hem de süreçsel bir takım geliştirmelerin, bir takım olgunluk seviyesinin elde edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde siz hani o muhteşem algoritma bilginizle dünyanın en iyi hani data scientistlerini bir araya toplasanız bile ya da en iyi data engineer'larını bir araya toplasanız bile arka tarafta bunları besleyen doğru teknolojik altyapı yoksa veya süreçlerinizden bu veriler oluşup oraya akmıyorsa bunu hayata geçirmeniz mümkün değil. Burada bir çözüm sağlamanız mümkün değil. Genellikle çünkü bu data science dendiği zaman anlaşılan işin hep bu algoritma tarafı oluyor. Hani internetteki bir tutorial'dan siz bir model kurup bir takım hani çözümler kendi kendinize yapabilirsiniz. Ama bunu hayata geçirebilmesi için herhangi bir endüstride, sektörde, bir üründe, bir araçta arka taraftaki teknoloji altyapısının ve süreç altyapısının mutlaka kurulmuş olması gerekiyor. Ve bu işler emin olun hani modeling işinin çok 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 daha zor, çok 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 daha efor sarf etmeniz gerekiyor bu alanlarda. Bu yüzden de biz hani bir problemi çözmek için genellikle modeling tarafı için %10 diyorsak teknoloji tarafı için %20 ve süreç tarafı için de %70'lik bir efor, bir maliyet, bir zaman harcanması gerektiğini söylüyoruz. Özellikle süreç tarafında sadece bu verilerin toplanması, bu verilere erişmeniz yetmiyor. Aynı zamanda ben doğru veriye mi erişiyorum, doğru problemimi soruyorum, doğru soruyu mu soruyorum? Bunların netleşmesi yine süreç tarafında gerçekleşmesi gerekiyor. İkinci olarak da her şey güzel. Hani veriler toparlanmış, siz bu verilere erişebiliyorsunuz, bu verilere doğru soruyu sordunuz. Sonra üzerine bir teknolojik platform kurdunuz, bir architecture yarattınız ve sonra da yaptığınız modellemelerle bir takım tahminlemeler yaptınız, bir takım optimizasyonlar, optimizasyon modelleri kurdunuz ve sonrasında yani bunların işe yaraması için ne olması gerekiyor? Bunların geri dönüp iş süreçlerine entegre olması, iş süreçlerine
embedded edilmesi gerekiyor. Ve bunların bir değişim yönetimiyle hayata adapte edilmesi gerekiyor. Eğer bu çıktılar, iş süreçlerine herhangi bir etkisi yoksa, herhangi bir şekilde bizim normalde iş yapış şekillerimizi, bizim düşünme şekillerimizi, bizim karar verme şekillerimizi değiştirmiyorsa, o zaman çıktılarımız ancak işte biz trendi bir konuda eğildik ve trendi bir konuda çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla da işte farklı yerlerde sunumlar yaptık seviyesinde kalma ihtimali çok yüksek. Sizin gerçekten de hedeflediğiniz impact'i, hedeflediğiniz katma değeri yaratması eğer bu geri dönüp de iş süreçlerini girdi sağlamıyorsa, sizin karar verme şekillerinizi değiştirmiyorsa, bir değişim yönetim mekanizmasıyla sizin artık farklı şekilde, farklı seviyede iş yapış şekline geçmenize sağlamıyorsa, o zaman bu çıktıların çok bir manası kalmıyor. Yani o ilk slide'da anlattığım şeyden, deskriptif analitikten prediktive doğru gittikçe rekabet avantajınız artıyordu markette. Bu artabilmesi için sizin yaptığınız çalışmanın sizi değiştirmesi gerekiyor. Yoksa siz bu çalışmayı yapıp sadece bir kenara attığınız çalışmalar halindeyse, o zaman hiçbir manası yok. O yüzden de data science anlatırken biz mutlaka business mindset'in mutlaka göbekte olması gerektiğini, soruların ve çıktıların, soruların yani hangi soruyu soracağım ve hangi çıktıyı ben hayata nasıl geçireceğim kısmındaki cevapların bu business mindset'te verilmesi gerektiğini savunuyoruz, düşünüyoruz. Bu ilk kısımdan sonra biraz aslında geçiş de olacak ama hem ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu yeni dönemde data science alanındaki yetkinlikler neler olmalı? Kurumlar bu alanda hangi alanlara oynamalı? Hangi yetkinlikleri bir araya toplamalı? İkinci olarak da bu yani demin bahsettiğim bu iceberg'in alt tarafı çok önemli dedik de hani üst taraf alt tarafı da kapsayan projelerin başarılı olması için neler yapılması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Sonra da bizim örnek projelerimize geçeceğim kalan zamanımızda. İki tane çalışmadan bahsedeceğim. Bir tanesi Gartner'ın 2019 yılında yaptığı bir araştırma. Bu araştırma diyor ki 2023 yılı itibariyle anket yapıyorlar. Hani çok sayıda kurma dünya ölçeğinde, global seviyede. Bu 2023 itibariyle bu anket yaptıkları, araştırma yaptıkları kurumların %40'ı yapay zeka destekli otomasyon sistemlerinin IT sistemlerinde daha iyi verimlilik yaratacağını, kendi süreçlerini daha iyileştireceğini savunuyor. Ve başka bir araştırma, Deloitte'un yaptığı bir araştırma, 2017 yılında yapılmış bir araştırma. Anket yapılan kurumların %76'sı bu alanda yani analitik, ileri analitik, yapay zeka ve machine learning alanındaki gelişmelerin, teknolojilerin, bu alana yaptıkları yatırımların önümüzdeki 3 yıl içerisinde onların bütün iş yapma biçimlerini değiştireceklerini savunuyor, söylüyorlar. Yani yani bu iki araştırmada şunu söylüyor aslında, bizim de aslında hissettiğimiz ve bildiğimiz bir gerçek. Herkes bu konuda bir şey yapmak istiyor. Ve bir şey yaparsa bu konuda, yani yapay zeka ve machine learning alanında bir şey yaparsa, olumlu katma değerler yaratacağını söylüyor. Bu yüzden de hani şu an LinkedIn'e girdiğinizde en çok aranan pozisyonlardan bir tanesi data scientist, ikincisi data engineer. Yani çok sayıda bu alanda bir açık var. Herkes bu alanda bir şeyler yapmak istediği için de insan kaynağına yöneliyor. Bu konuda insanları istihdam etmeye çalışıyor. Lakin hani algı böyle ki tablo da böyle. Hani herkes bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bir de gerçekler var. Gerçekler bize şunu söylüyor, gösteriyor. Gartner'ın yaptığı bir çalışmaya göre %85'i yapay zeka alanındaki projelerin başarısızlığa uğruyor. Yani gitmişler firmalara sormuşlar. Yapay zeka alanında bir şey yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz diye. Yaptığını söyleyen firmaların %85'i bu çalışmaların istedikleri sonucu elde etmediğini söylemiş Gartner'ın çalışmasında. IDC'nin başka bir çalışmasında, 2018'de yapılmış bir çalışma. 4 firmadan bir tanesinde yapay zeka projelerinin %50'sinin fail ettiğini söylemiş. Yani soldaki tabloyla sağdaki rakamları yan yana koyduğumuzda bir acı bir gerçek ortaya çıkıyor. Yani herkes bu alanda bir şey yapmak istiyor. Fakat bu alanda bir şey yapmak isteyenlerin çok büyük bir kısmı da başarısızlığa uğruyor. Böyle bir fact var. Bu arada bunu hani Gartner'ın veya Deloitte'un ya da IDC'nin çalışmalarından değil, yani birazcık şöyle bir ufacık bir saha anketiyle bile benzer sonuçlar bence Türkiye'de de elde etmeniz mümkün. Burada gerçekten biz bir can sıkıcı bir durumun olduğunu düşünüyoruz. Hani bu yüzden de neden başarısızlığa uğruyor bu çalışmalar?
Neden gerçekten bu alana yapılan bütün büyük yatırımlar istenilen geri dönüşleri sağlamıyor? Bunu soruyoruz, sorduk kendimize. Ve şöyle bir aslında özet çıkardık. Neden ileri analitik projeleri fail eder üzerine? Neden data science alanında yapılan yatırımlar istenilen impact'i yaratmıyor üzerine? Şöyle bir sonuç çıkardık. En temelde bence hep business mindset'in hani göbekte olması gerektiğini söylüyoruz. Eğer siz bir yapay zeka projesini yapmaya kalkarken doğru soruyu sormuyorsanız, doğru case ile başlamıyorsanız, bu çalışmanın hani teknik olarak sonuç üretse de bir manası, yani business proseslerine etki etmesi mümkün değil. Çünkü siz aslında doğru yere odaklanmamışsınız. Kurumun organizasyonel stratejileri ya da işte hedefleri, ihtiyaçları başka bir şeyken siz bambaşka bir yerde bir çalışma yapmışsınız. Ve çalışmanın bir, yani kendi içinde başarılı olsa bile bir manası olmamış. Ya da öyle genel bir hedefle yola çıkmışsınız ki veya öyle kompleks bir hedefle yola çıkmışsınız ki gerçekten de bu çalışmayı siz doğru, yani doğru adımlar atmış olsanız bile o çok genel ve çok kompleks bir hedefinizi etkileyen başka faktörler de olduğu için istediğiniz sonuçları elde edememişsiniz. Bu ne demek? Yani ben bir yapay zeka projesi yaparak işte çalıştığım kurumun EBITDA'sını önümüzdeki yıl %2 iyileştireceğim mesela. Çok tehlikeli bir laf bence. Yani yaptığınız çalışmanın mutlaka bir cost'unu hesaplamaya çalışırsınız, bir getirisini, ROI'sini hesaplamaya çalışırsınız. Ama EBITDA'yı %2 iyileştirmek demek son derece kompleks ve son derece karmaşık bir alanda sizin karlılığınızı etkileyen, çünkü çok sayıda faktör var. Oyun sahası açmak demek. O yüzden de hedefiniz EBITDA'yı %2 iyileştirmek olmamalı. Daha spesifik bir konuda, daha spesifik bir probleme odaklanmalısınız. İkincisi, misaligned expectations dediğimiz, yani beklentilerin farklı farklı kurum içerisindeki üst yönetimle iş yapan insanlar ya da IT ile iş birimi arasındaki beklentilerin aynı noktada olmaması, hedefler konusunda ortaklaşmamış olmak, çıktılar konusunda ortaklaşmamış olmak, bu çalışmaların herkes bir tarafa çekip ondan sonra hiçbir şey çıkmamasına neden olabiliyor. Yani geçmişte gördüğümüz örneklerde buna benzer çok sayıda örnek gördük. Biraz daha teknik tarafta ise ne gibi problemler yaşanıyor? Neden hani bu projeler kötü etkileniyor? Data ile ilgili konular. Hani dedik, hani her şey data ile başlıyor. Eğer elinizdeki data kaliteli değilse, eğer siz bu dataya doğru bir ekosistemden erişemiyorsanız, eğer siz bu datayı doğru bir şekilde kalitesini yönetemiyorsanız veya siz doğru datayı toplamamışsanız o zaman burada yapılacak çalışmalar büyük riske giriyor. Örneğin siz bir predictive maintenance projesi yapmak istiyorsanız gerçekten de predictive maintenance modellerine, yaklaşımına uygun bir data toplamanız lazım. Yani aklınıza gelen her datayı toplamak da çözüm değil. Veya datayı kendi predictive maintenance modelleme mantığından ayrı bir şekilde toplayıp hadi şimdi onun üzerine predictive maintenance yapayım demek de mümkün değil. O yüzden de gerçekten modelleme tarafındaki, data science tarafındaki modellerin ihtiyacı neyse ona uygun datanın toplanması, ona uygun verilerin bir araya getirilmesi gerekiyor. Ve bunun tek seferlik olması da işe yaramaz. Bunun yaşayabilmesi için herhangi bir analitik modelin bu datanın sürekli beslenmesi, sürekli akması, hatta hani bazı durumlarda anlık olarak akması gerekiyor ki sizin ihtiyacınız buna göre şekillensin. Örneğin hani bir e-commerce sayfasındaki bir recommendation algoritması size anında bir öneri sunamıyorsa, bu sizi algılaması, sizle ilgili bir işte öneri tahmini yapması ve bunu size yansıtması bir sonraki girişinize kadar girişinizi alıyorsa, o zaman bu çalış, yani uygun ihtiyaç değil. Çünkü günümüzde bizim böyle bir bekleme, böyle bir sabretme durumumuz yok. Anlık olarak bize cevap veren sistemler bekliyoruz. Anlık olarak problemlerimizin çözülmesini bekliyoruz. Bir başka konu da özellikle farklı farklı ekipler arasında ki hani alignments konusu, özellikle advanced analytic, ileri analitik projeleri sadece data scientistler, sadece IT'ciler veya sadece business tarafından yapılan projeler değil. Zaten kavram interdisipliner bir kavram ki bu projelerde son derece interdisipliner hayata geçirmesi gerekiyor. Biraz sonra bahsedeceğim o projelerin nasıl hayata geçirilebileceğinden. Orada IT ekiplerinin business ekipleriyle ve data science ekipleriyle ortak çalışmaları, ortak projeleri de birlikte hareket etmeye gerekiyor. Eğer advanced analytic projelerini sadece data scientistlere bırakırsanız ya da sadece IT'ye bırakırsanız veya business kendi başına bu konuda bir şeyler yapmaya çalışırsa
başarıya ulaşması oldukça düşük diyebilirim. Bir başka problem change management konusu. Biraz önce bahsettik bundan. Eğer biz output'ları, çıktıları kendi aksiyona dönüştürmüyorsak, bu çıktılara uygun olarak kendi süreçlerimizi değiştirmiyorsak, bunları kendi süreçlerimizi, karar verme şekillerimizi bu çıktılarla beslemiyorsak, bu çalışmalar ancak hobi olarak yapılmış çalışmalara dönüşme riski çok yüksek. Ve bunların bir süre sonra da yaptık ama hiçbir işe yaramadı diye dönüşmesi çok büyük ihtimal. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Data science skill'leri oldukça pahalı yetkinlikler. Yani öğrenmesi de pahalı, öğrendikten sonra uygulaması da pahalı. Bu alanda deneyimli insan bulmak da kolay değil. O yüzden hani bütün kurumlar işte LinkedIn'de bu alanda ilanlar koyuyorlar. Bu alanda bir takım kaynak ihtiyaçları var. Ve bu kaynağı bulduktan sonra tutmak da çok zor. Hani yurt dışına gidenler, farklı şirkete geçenlerle falan çok karşılaşıyorsunuz bu data science rollerinde. O yüzden de gerçekten benim ihtiyacım olan yetkinliği ve know-how'ı içeride bulundurmam kolay değil. Veya benim data science belki içeride bulunduruyorum ama o ele aldığım use case'e ilişkin hem business, hem software, hem teknoloji tarafındaki know-how'ları bir araya getirmem çok mümkün değil. O yüzden de bu skill ve know-how eksiklikleri de projelerin başarısızlığa uğramasına neden oluyor. Peki ne yapmak lazım? Bizim aslında ne yapmak lazıma verdiğimiz cevaplardan bir tanesi projeler nasıl hayata geçirilir? Nasıl bu başarısızlık ihtimallerini azaltmak için nasıl projeler nasıl yönetilmeli? Bu konuda verdiğimiz cevaplar var. Projeleri bir kez demin dediğim gibi sadece data scientistlerden veya sadece business'tan oluşan projeler değil, business'ın data scientistlerle, data engineer'lerle, IT ile ve business'ta ortak bir şekilde hareket ettiği, ortak bir şekilde bir araya geldiği projeler olarak ele alıyoruz. Ve proje süresince iş sahibi ve diğer roller mutlaka bir arada çalışıyorlar. Burada tabii ki hani bazen sizin data scientist rolünüzle data engineer rolünüz ayrışmıyor. Belki aynı kişi her iki rolü de yerine getiriyorsa farklı şapkalar takabilmek gerekiyor. Ama bir analitik projesinin başarıya ulaşabilmesi için söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi bu rollerin mutlaka olması gerektiği. Yani bir proje yönetimi yapılması gerekiyor. Bir business analyst mutlaka bacağı olması gerekiyor ki süreci anlasın, süreci matematiksel dile döküp matematiksel dile translate edebilsin. Veya IT tarafında yapılması gereken geliştirmeler varsa bu IT tarafındaki bu veriyi beslemek, ekosistemi kurmak için gerekli aksiyonlar alınsın. Data scientistlerin üzerinde çalışacağı platformları, veri altyapıları data engineer'lar tarafından oluşturulsun ve analitik modellemeler de data scientistler tarafından hayata geçirilsin. Bunların herhangi birini bu halkadan çıkardığınız zaman ciddi riskler alıyorsunuz, ciddi problemler yaşayabiliyorsunuz. Çünkü her biri bu data science rolündeki, data science projelerindeki önemli bir kısma tekabül ediyor. Buradaki yetkinlikler dediğim gibi data tarafında data analitik dilleri, data science tool'ları, makine öğrenmesi bilgileri, big data data platformları gibi şeyler. Bunlar hani data tarafı için kritik şeyler. Teknoloji tarafında teknoloji altyapısı, IT prensipleri, IoT teknolojileri, eğer IoT ile ilişkin bir proje yapıyorsanız bu konudaki hani hem software tarafındaki diller, tool'lar önemli, yetkinlikler önemli. Aynı zamanda da bunların eninde sonunda bir user interface'ine kavuşması gerekiyor. Çünkü biz bu çalışmaları bir değer yaratmak için yapıyoruz. Ve bu değeri yaratacak insanlar da bizim teknoloji tarafıyla çok alakası olmayan belki sahadaki mühendis arkadaşlar, belki bizim pazarlama ekibimiz, belki bizim son müşterilerimiz ve bunların gerçekten de doğru bu bütün bu yapılan çalışmalardan doğru çıktığı elde edebilmek için de belirli interfacelerle işlerini çok hızlı kolayca yapabilmeleri gerekiyor. Kullanıcı deneyiminin iyileşmiş olduğu yerlerde çalışmaları gerekiyor. O yüzden de mutlaka UI UX dizaynda data science projelerinde yine önemli bir unsur olarak söyleyebilirim. Yaşayabilmesi için ve o demin bahsettiğimiz geri dönüşleri sağlayabilmek için. Öbür tarafta ise business analyst rolü ne yapar? Hem için performans yönetimi, bu çıktılar, outputlar nasıl iş çıktılarına dönüşecek? Ya da bu inputlar nasıl data science modellerini besleyecek? Bu konudaki çalışmalar, bunların iletişimi, bunların pazarlığı, bunların projelendirilmesi, bunların süreç dizaynı, bunların change management'ı business analyst rolü tarafından hayata geçiriliyor.
Project Manager ise hani data science projelerinde de biz agile metodolojiyle hareket ediyoruz. Buradaki agile metodoloji ilkelerinin, prensiplerinin hayata geçirilmesi ve bütün bu ekipler arasındaki koordinasyonun sağlanması hem business owner'ın hem de ekibin ilişkilerin yönetilmesi konusunda oldukça kritik roller hayata geçiriyor. Peki bunun içerisinde data science rolüne bir tık daha odaklanırsak, hani ilk slaytlarda bahsetmiştim, yani istatistik, soft skill'ler ve software engineering skill'lerinin business mindset etrafında bir araya geldiği bir rolden bahsediyoruz data scientist dediğimiz zaman. Teknik tarafta neler var? Günümüzde artık hani Python, R gibi teknolojiler, Hadoop, Kafka, Cassandra gibi daha büyük veri platformları, büyük veri sistemleri ve yine Spark, Scala, Julia gibi dillerden bahsediyoruz. Farkındaysanız burada saydığım bütün her şey open source teknolojiler ve bizim bu alana doğru yaklaşımımız da hep açık kaynak kodlu sistemler üzerinden, diller üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bunların hem çok daha esnek olduğunu düşünüyorum ben, hem çok daha hızlı geliştiğini, farklı ihtiyaçlara yönelik paketlerin çok daha hızlı bir şekilde kullanılabilir hale geldiğini gördük. Ve aynı zamanda da kurumların bunlar için hani bir ticari bir yatırım yapmasına gerek yok. O yüzden yaptığımız bütün projelerde daha çok bu açık kaynak kodlu sistemleri ve dilleri kullanıyoruz. Lakin hani çalıştığımız müşteriler, çalıştığımız firmalar farklı bir ticari tool üzerinden çalışma yapıyorlarsa biz onlar üzerinde de geliştirme ve çözüm sağlayabiliyoruz. Ama kendi ürünlerimizi bu açık kaynak kodlu sistemler üzerinden geliştiriyoruz. Açık kaynak kodun ben zaten artık hani ticari çözümlerin de bu açık kaynak kodlu sistemleri kendi içine embed etmek üzerine stratejiler geliştiriyorlar. Onların hani açık kaynak kod tarafındaki yapılan çalışmaları da kendi içlerinde kullanılabilir hale getiriyorlar. O yüzden de artık hani bu ticari taraf bile açık kaynak kodu kapsayacak şekilde çözümler sağlamaya çalışıyor. Bunları dışlayarak bu advanced analitik alanında herhangi bir şey yapmak artık çok mümkün değil. Teknik tarafta peki başka yetkinlikler neler data scientist için? Business domain olduğu için, hani eğer bir data scientist bir rafineri konusunda bir çalışma yapıyorsa rafinerin ana süreçlerini öğrenmesi gerekiyor. Yani ya da bir retail alanında bir çalışma yapıyorsa retail'ın temel mantığını, işleme prensiplerini, süreçlerini öğrenmesi gerekiyor ki bu problemlere uygun makine öğrenmesi modellemelerini, istatistiksel yöntemleri geliştirebilsin. Çünkü business domain knowledge çıkardığınız zaman sadece makine öğrenmesi algoritma bilgisiyle dediğim gibi bir şey yaratmanız oldukça zor. Başka ne gibi makine öğrenmesi, istatistik, olasılık teorisi dışında neler var? Hani matematikle aslında işimiz. O yüzden sağlam bir matematik ve kalkülüs bilgisi gerekiyor. Optimizasyon oldukça kritik bir know-how. Yine çoğu çünkü tahminleme modelinin ucu eninde sonunda girip bir optimizasyon modeline bağlanıyor. Sizin eğer bunun sonuçları optimize edemiyorsanız yaptığınız tahminlemelere bir işe yaradığını söyleyemiyoruz. Aynı zamanda yaptığı işleri, modellemeleri, iş çıktılarını görselleştirebilmek ve bunları hikayeleştirebilmek önemli data scientist rolü açısından. Bunlar teknik taraftaki oldukça kritik yetkinlikler olarak özetleyebilirim. Non-teknik tarafta ise neler var? Birincisi her ne kadar data science hani bir bilim dalı olmasa da bilimsel metodu kullanıyor, veriyi kullanıyor. O yüzden de bir scientific, bilimsel metodolojinin mutlaka data scientistler tarafından, veri bilimcileri tarafından özümsenmiş olması gerekiyor. Hem etik prensipler anlamında, hem veriye yaklaşım anlamında, hem de araştırma metodolojisi anlamında buradaki bilimsel metodolojinin kurallarını, prensiplerini, etik kurallarına özellikle mutlaka ve mutlaka riayet edilmesi gerekiyor. Özellikle etik konusu veriyle uğraşan insanlar için bence ayrı bir sunum ve ayrı bir panel konusu. Bu alanda hem Türkiye'de hem yurt dışında çok sayıda çalışan akademisyen var. Ve bu alanın biraz aslında teknoloji önden gidiyor. Şu an biz arkayı toparlaya belki ilerliyoruz belli konularda. Ve ben bu alanın oldukça kritik bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü uğraştığımız veriler çok kritik veriler olabiliyor. Hem kişisel olması anlamında hem de toplumsal olması anlamında. O yüzden bu verilerin gizliliği, saklılığı, çalışan modellerin ön yargıları içermeden çalışıyor olması, buna göre dizayn edilmesi data scientistlerin aslında sorumluluğunda. Bütün bunları tabii ki hani olabilmesi için bir entelektüel merak gerekiyor. Eğer siz hani okumaya, araştırmaya, hem akademik literatürü hem business literatürü takip etmeye çok fazla
yatkın değilseniz data science alanındaki bilgilerinizin eskimesi çok muhtemel. Çünkü alan sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Ben hani bu alanda her hani bir bloğa girip bir şey okumaya başladığımda ya da bir kitap açtığımda kendimi sanki yeni başlamış gibi hissediyorum. Çünkü sürekli yeni algoritmalarla, sürekli yeni yaklaşımlarla, sürekli yeni çözümlerle karşılaşıyorum. O yüzden bu alandaki öğrenme merakımızın sürekli devam etmesi gerekiyor. Deminki anlattıklarımla bağlı olarak işi anlama, işi yorumlama, işe çözümler sunma yetkinliklerinin, iletişim becerilerinin, çünkü karma ekiplerde çalışıyoruz. Çok farklı ekiplerle temas etmeniz gerekiyor, olması gerekiyor. Takım çalışmasına yatkın olmanız gerekiyor. Ve işte demin bahsettiğim sürekli öğrenme ve sorumluluk ve etik konularında duyargalarınızın açık olması gerekiyor. Farkındaysanız da bu bahsettiğimiz bütün maddelere sahip bir data scientist'i bulmak kolay değil. Bunu bulduğunuz zaman tutmak da kolay değil. O yüzden de ve bir insanın da bunların her birinde uzmanlaşması, yani bir insanın hem computer vision alanında uzmanlaşması, hem optimizasyon alanında uzmanlaşması, hem veri görselleştirmeden anlaması, hem makine öğrenmesindeki bütün algoritmaları çok iyi bir şekilde kullanması, bir yandan rafinerinin business domainini, enerji sektörünün business domainini, retail'ın business domainini bilmesi ve bunların hepsini aynı seviyede, böyle expert seviyede bilmesi mümkün değil. O yüzden de aslında data science, bütün data science projeleri demin bahsettiğim tablodaki farklı farklı şapkalara bölünüyor. Ve buradaki takımlar bu farklı yetkinliklerin bir araya getirildiği karma ekiplerden oluşturuluyor. Aksi takdirde, çünkü sizin sürekli olarak bir data science unicorn dediğimiz, yani bu tek boynuzlu ol at gibi, yani olmayan bir şeyi sürekli hedefleyip hiçbir zaman elde edemeyeceğiniz bir şey için çaba sarf etmeniz, kendinizi yormanız anlamına gelir. O yüzden bunların içerisinde yani bazı insanlar işte atıyorum Hadoop, Kafka, Cassandra gibi teknolojilere uzmanken bazıları algebra ve kalp matematiksel modelleme tarafında daha uzmanlaşabilirler. Bazıları işin etik tarafındaki ve regülasyon tarafındaki konularına daha hakimken öbür kişiler farklı business domainlerde uzmanlaşabilirler. Burada biraz uzmanlaşma ve o dallaşmalar artık hayatımızın bir parçası olması gerekiyor bundan sonraki dönemlerde. Ben kalan zamanımızda biraz yaptığımız projelerden bahsedeceğim. Son 15 dakikayı da sorularınıza bırakacağım. Hani Koç Dijital'de bunu şu ana kadar anlattığım genel framework içerisinde farklı farklı süreçler için, farklı farklı sektörler için bir takım projeler, bir takım ürünler geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar hem üretim alanında, tedarik zinciri yönetimi alanında, satış ve pazarlama alanında, risk yönetimi alanında ve HR gibi support fonksiyonlar için yaptığımız bir takım çözümler var. Yani hepsinden bahsetmek mümkün değil ama ben hani en önemli bulduklarımı, en işte güncellerinden bugün bahsedeceğim size. Bunlar içerisinde bazı projeler tekrarlana ürünleşiyorlar aslında zaman içerisinde. Ama proje tarafında işte talep tahminleme, stok optimizasyonu gibi projeler ya da kaliteyi tahminleme veya promosyon optimizasyonu gibi projeler varken, ürün tarafında da bizim maden sektörü için bir takım çözümlerimizin ürünleştirme çalışmamız sürüyor. Video analitik alanında oldukça fazla sayıda yetkinliğimiz var. Bunların hepsini paketleyip bir ürün halinde toparlıyoruz. Predictive maintenance özellikle üretim sektörü için oldukça kritik bir analitik yaklaşım ve oldukça da ihtiyaç var buna sahada. Bu konuda bir ürün çalışmamız var. HR analitik alanında yaptığımız ürün çalışmaları var. Bu alanda da bir takım ürün faaliyetleri yürütüyoruz. Bir yandan da Koç Dijital aslında bir Ar-Ge şirketi. Yani özellikle İTE konsorsiyumuyla beraber yaptığımız Ar-Ge projelerimiz de var. Deep Learning tabanlı bir recommendation sistem geliştirmek üzerine olan Puppet projesi veya 14 tane uluslararası ortakla beraber yürüttüğümüz bir predictive maintenance, öngörsel bakım tahminleme projesi Pianism, şu an halihazırda yürüyen R&D projelerimiz. Ve bu projelerde demin bahsettiğim tablodaki proje yönetimi, business consultant ve data scientist ve data engineer rolleri hep ortak hareket ediyorlar. Ve farklı seviyelerde farklı kurulan proje takımlarıyla beraber yürütüyoruz bu çalışmaları. Bahsedeceğim projelerden ilki talep tahminleme. Talep tahminleme neden önemli? Ben tedarik zinciri yönetiminle bir iyileştirme sağlamak istiyoruz. Tedarik zinciri yönetim süreçlerimizi dijitalize etmek istiyoruz.
nereden başlamak lazım diye soran bir yönetici olduğunda ilk sorduğum soru şu oluyor. Talebinizi nasıl tahminliyorsunuz? Herhangi bir talep tahminleme süreciniz var mı? Çünkü benim gerçekten özellikle perakende de son müşterimin talebini doğru tahminlersem süreçlerimi geriye doğru daha veriye dayalı olarak yönetebilmem, dizayn edebilmem mümkün. O yüzden talep buradaki en kritik konulardan birisi. Ben son müşterimin önümüzdeki 3 ayda ne alacağını bilirsem buna göre tedarik yönetimi süreçlerimdeki orderlarımı nasıl yapacağımı, buna göre üretim planlamamı nasıl yapacağımı, buna göre de benim tedarik satın almamı nasıl yapacağımı dizayn edebilirim. En sondaki müşteri talebinden başlayarak. O yüzden de müşteri talebini doğru tahminlemek oldukça kritik bu bu alanda yapılan çalışmalar için. Bizim de bu yaptığımız projede bir perakende şirketi için demand'i tahminle, demand'i tahminledikten sonra da geriye yönelik olarak tedarik zinciri yönetim süreçlerini böyle dayalı olarak dizayn et gibi bir çalışma yaptık. Hedefimiz stok miktarlarını azaltmak ve buna bağlı olarak da bir stok cache'ini açığa çıkartmak, stok maliyetinden kurtulmak oldu. Ve bu çalışma şu an tamamlanmak üzere. Bu çalışmada yani diğer projelerin çoğunda olduğu gibi daha custom modeller oluşturuyoruz, tasarlıyoruz. Custom modellerle custom açık kaynak kodlu diller kullanarak hani Python gibi bir modeller gerçekten bu problemin ihtiyacına uygun veriler üzerinden bu modeli oluşturuyoruz. Farklı farklı feature'lar kullanıyoruz. Gerçekten satış üzerinde etkili olabilecek bütün değişkenleri modele sokmaya çalışıyoruz. Geçmiş satış figürleri ya da işte pazar payı veya hava durumu veya benim sosyoekonomik faktörlerim hani dolar kurundan tutun da işte customer trust index'e kadar farklı farklı sosyoekonomik feature'lar, değişkenler de benim son müşterimin satış davranışı üzerinde etkili olduğu için modele giriyor. Ve model bu feature'lardan öğrenerek bir tahminleme yapıyor. Bu tahminlemeyi işte 4 aylık, 4 haftalık ve işte daha uzun periyotlarda yapabiliyoruz. Farklı farklı seviyelere kırarak da benim tedarik zinciri yönetim süreçlerine girdi sağlayabiliyoruz. Oldukça da yüksek tahminleme oranlarına ulaştık bu projede. Bu proje şu an dediğim gibi uygulama aşamasında. Bahsedeceğim ikinci proje pazarlama alanına yönelik. Yani tedarik zinciri yönetiminde ben ileri analitiğe nereden başlamalıyım sorusunu ben demand forecasting ile başlamak lazım diye cevaplıyorsam pazarlama alanından bu şekilde gelecek bir soruya da nereden başlamak sorusuna da segmentasyondan başlamak lazım. Benim gerçekten müşterilerimin içerisinde segmentler var mı? Kümelenmeler var mı? Müşterimi ben gerçekten doğru bir şekilde tanıyor muyum? Ve ben ikinci segmentasyonun bir üstüne gelecek çalışma ben müşterime gerçekten doğru offerlar veriyor muyum? Müşterimin satış davranışını önceden tahminleyebiliyor muyum? Veya müşterinin ayrılma ihtimalini önceden tahminleyebiliyor muyum gibi sorular pazarlama tarafı için oldukça kritik olabiliyor. Neden kritik olabiliyor? Çünkü ben gerçekten riskli müşterilerimi tahmin edersem onlara yönelik aksiyonlar almam, onları geri kazanmam, belki de onlar churn etmeden onları churn'ünü engellemem mümkün. Ayrılmalarını, benden kopmalarını engellemem mümkün. Veya benim doğru segmentasyon modelleriyle müşterilerimin satış davranışlarını öğrenip o müşteri tekrar geldiğinde ona belki ürün portföyümdeki başka bir ürünü de önermem veya o ürünün bir üst modelini önermem mümkün. Bu şekilde de satış ciromu arttırmam mümkün. Bu proje hayata geçti, şu an kullanılıyor ve bu ciddi anlamda pazarlama süreçlerinde hem müşteri geri kazanım oranlarında hem de müşteri churn oranlarında iyileşmeler gördük. Bir başka proje bahsetmek istediğim de üretim alanından hani retail, supply chain dedik, pazarlama dedik. Geriye doğru gidersek de üretim. Üretim bunların içerisindeki en zor ve en kritik alanlardan bir tanesi. Çünkü farklı farklı kurumlar için üretim süreçleri oldukça kompleks bir yapıya bürünebiliyor zaman içerisinde. Ve yıllardır bu alanda bir takım kaizen çalışmalarından başlayarak bir takım böyle incremental dediğimiz hani böyle üstüne ekle yapılan iyileştirme çalışmaları var. Ve bazı da kemikleşmiş problemler var benim gördüğüm bütün üretim sektöründeki süreç, çoğu üretim sürecinde. Kemikleşmiş bazı problemler de kabullenilmiş ve bunlar böyle hani değişmez ya da işte bu sektörün dinamikleri böyle, bu sektörün üretim anlayışı böyle, mantığı böyle, satın alma süreci böyle gibi kabuller yapılmış. Bu kabuller üzerinden de bu sıkıntılar zaten değişmez bir şekilde
etiketlenerek bir kenara koymuş gibi bir yapıya ya kavuşabiliyor üretim sektörü, üretim süreçleri. Bizim buradaki yaklaşımımız da şu, yani birincisi bu kompleksiteyi bizim anlamamız gerekiyor. Yani gerçekten buradaki dinamikler neler, buradaki üretim prosesinin işleyişi nasıl? Bu üretim prosesindeki hem hani mühendislik anlamında hem de süreçsel anlamında kritik olan konular neler? Bunları en az bu üretim sürecindeki çalışan insanlar kadar onlarla beraber ve onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Ki kurumlara bu konuda bir yolda gösterebilelim. Gerçekten bu alandaki kritik konuları, kritik use case'leri doğru bir şekilde belirleyelim. Çünkü genellikle hani bu advanced analytic konuların projelerinde çok fazla zaman kaybedilen kısımlardan bir tanesi de nereden başlamalıyım sorusu. Hani ben eğer gerçekten nereden başlamalıyım sorusuna doğru bir cevap veremezsem, o projelerin hani neden fail ettiklerini konuşurken bahsetmiştim. Doğru use case'i belirlemezsem projenin fail etme ihtimali var. O yüzden nereden başlamalıyım sorusu da çok fazla vakit kaybetmeden en doğru şekilde cevap vermem gerekiyor. Bizim burada kattığımız katma değer de hani domain expertler yoluyla, bu farklı farklı domainde uzmanlaşmış insanlar yoluyla kurumlara en doğru use case'i seçmelerinde yardımcı olmak. Çünkü bu use case seçildikten sonra artık işler bir tık daha kolaylaşıyor. Yani doğru use case'i seçmek bence projelerde %50'si neredeyse. Üretim süreçlerine ilişkin bir önemli faktör de ben bu alanda yaptığım analitik çalışmaları ben kendi üretim süreçlerini nasıl yedireceğim? Nasıl oraya implemente edeceğim sorusu? Veya ben bu sonuçlara ne kadar güvenebilirim sorusu? Bu çok karşılaştığımız problemler. Çünkü bu alanlar çok daha kritik olabiliyor. Yani sizin bir predictive maintenance modelinin çıktılarına inanıp bakım süreçlerinizi buna göre dizayn etmeniz için gerçekten inanmanız lazım o modelin doğru çalıştığına. Ve data scientistler %90 doğrulukla çalışıyor deseniz bile sahada bunu görmeden için yani bunu gerçekten sindirmeniz mümkün olmuyor. O yüzden de biz mutlaka özellikle bütün projelerimizde böyle hareket ediyoruz ama üretim sektöründe özellikle böyle hareket etmeye dikkat ediyoruz. Diyelim ki bir predictive maintenance modeli kurulduysa bunu girip de bütün fabrikayı tek seferde hayata geçirmek yerine ufak parçalarda deneyerek, pilotlar yaparak ve bunların gerçekten impactlerini, sonuçlarını ispat ederek ilerlemeyi hedefliyoruz. Daha sonra bunun endüstrileşmesini ve yayılmasını bir sonraki safhaya koyuyoruz. Çünkü gerçekten bu alan dediğim gibi çok kompleks bir alan. Lokmalarınızı doğru parçalara bölmezseniz bunları yani yutmanız çok mümkün değil. O yüzden de mutlaka parça parça ilerlemek gerekiyor. Bizim bu yaptığımız çalışmada aslında bu yaklaşımla hareket ettik. Bir problemimiz bir üretim sürecindeki metrikler, kalite üzerindeki en kritik parametreler neler? Benim kalite skorumu maksimize edip bir yandan da kostlarımızı minimize edeceğim doğru parametreler nelerdir? Bu üretim sürecindeki sorusuyla hareket ettik. Ve bunun sonucunda da kurduğumuz model üretim operasyonlarında %3'lük bir iyileşme sağladı. Operasyonel verim sağladı. Bu %3'lük rakam küçük gibi görünebilir ama hani işin maliyet boyutuna koyduğunuzda çok ciddi rakamlara denk gelebiliyor buradaki rakamlar. Bunu nasıl yaptık peki? Bir arka tarafta veri entegrasyonu kaynak sistemlerle, onun üzerine bir regresyon modeli ve benim gerçekten kalite üzerinde etkili olan parametrelerim neler? Bir optimizasyon modeliyle de bu parametreleri ben hangi aralıklarda yönetmem lazım? Ve bunların belirli interfacelerle ve belirli görselleştirme, monitoring tool'larla kullanıcılara ve mühendislere açılması şeklinde hayata geçti. Başka bahsetmek istediğim çalışma da Dakama çalışması. Bu Dakama çalışması bizim aslında bir assessment çalışmamız. Bu assessment çalışmasında biz kurumlara bir karne çıkartıyoruz, bir fotoğraf çekiyoruz. Sizin kurumların bütün veri süreçlerini, analitik süreçlerini inceliyoruz. Ve buna yönelik de iyileştirme alanlarını, roadmaplerini beraber oluşturuyoruz. Use case'lerin hangi use case'lerden başlanmalı, hangileri daha öncelikli bunları beraber belirliyoruz. Değer ve zorluğuna göre belirli matrislere koyarak. Buna göre de bu data management stratejisinin ne olması gerektiği konusunda bir assessment yaparak bir çalışma sağlıyoruz. Bu çalışmada ne sağlıyor kurumlar aslında? Ben ne yapmalıyım? Ben ileri analitiğe nereden başlamam lazım? Benim yapay zeka veya veri bilim projelerini gerçekleştirmek için hangi alanlara yatırım yapmam lazım konusunda bir roadmap sunuyor. Bu da yaptığımız bu assessment çalışması yaptığımız projelerden bir tanesi.
Çok hızlıca video analitik ürünlerimizden bahsedersem de video analitik alanında özellikle iş sağlığı ve güvenliği için yaptığımız projeler var. Hani doğru yerden görünüyor mu? Ya da işte doğru eldiven giyilmiş mi? Ya da baret takılmış mı takılmamış mı? Merdivenlerden yürürken trabzana tutuluyor mu tutulmuyor mu gibi soruları video analitik yöntemleriyle tespit edebiliyoruz deep learning modelleri kullanarak. Bunun da bir takım saha uygulamaları yapıldı. Aynı zamanda yine video analitik yöntemler kullanarak ürün kalitesi gözle göremediğimiz o kalite farklarını video analitik deep learning modelleri kullanarak bu ürünler arasındaki kalite farkı var mı ya da defektleri nasıl seçebiliriz yine video analitik yöntemler kullanarak sağlayabiliyoruz. Araç hasar için yaptığımız bir takım çözümler var. Bu %90 doğrulukla çalışan oldukça hani arkasında durduğumuz bir çalışma. Benim aracın üzerindeki çizikleri fotoğraflardan tanınması, buna göre de bunların hani pricing'e etkisi veya işte sigorta süreçlerinin etkisi şeklinde çalışmalar yapabiliyoruz. Model bu çizikleri fotoğraftan otomatik bir şekilde tanıyıp etiketliyor ve bunu geçmiş data ile beslediğimiz zaman da bu çiziğin veya bu hasarın derecesini kendisi bulabiliyor. Üçüncüsü son olarak da Ayhan da bahsettiği social distance alan konusunda yaptığımız çalışmalar var. Yani social distance'ı yine deep learning algoritmaları kullanarak computer vision teknikleriyle social distance kurallarına uyuluyor mu uyulmuyor mu tespit etmemiz mümkün. Bu alanda yaptığımız çalışmalar var. İkinci bir konu HR analitik konusu. Vaktimiz azaldığı için biraz hızlı geçeceğim sorulara da vakit kalsın diye ama bu alan oldukça yakın, yani oldukça sıcak bir alan. Biz bu alanda iki konuda çalıştık bugüne kadar. Bir CV parsing konusunda, CV'lerin parse edilerek structured data'ya dönüştürülmesi içindeki bilgilerin, bu HR'cıların gündelik hayatını oldukça kolaylaştıracak bir şey işe alımcıların. Ve ikincisi de benim mevcut çalışanlığım içerisinde ayrılma riski olanların tahminlenmesi. Bir churn analitik çalışması yaptık. CV parsing'i de sadece CV'nin parse edilip elle yazılmak yerine hani CV'lerin parse edilip bunların ben CV'mi doğru CV'yi parse edersem pozisyonla bunların match edilmesi şeklinde bir ürünleştirme çalışmamız var. Böylelikle ne olacak aslında? Siz binlerce gelen başvurunuzdan açtığınız pozisyon ilanıyla en uygun, en çok örtüşen doğru adayları çok hızlı bir şekilde, otomatik bir şekilde yakalayabileceksiniz. Bir başka çalışma dediğim gibi çalışanın bir takım davranış paternlerine bakarak ayrılma ihtimalini önceden tahminlemek veya bu neden önemli? Çünkü kurumların en çok şikayet ettiği konulardan biri de turnover. Bu turnover çünkü kuruma ciddi maliyeti var. Hem know-how kaybediyorsunuz bir firma, bir çalışan başka bir firmaya geçtiğinde. İkincisi de o boşalan pozisyonu doldurmak için sizin ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Biz de bu alanda yaptığımız modellemeyle ayrılma riskini önceden tahminleyelim ki buna yönelik aksiyonlar alabilirsin HR yapısı diyebiliyoruz. Son olarak bahsedeceğim çalışma da predictive maintenance alanından. Predictive maintenance aslında üretim sektörüne yönelik bir yaklaşım. Genellikle bütün bakım süreçleri ya arıza olduğunda çöz ya da önceden sen belli periyotlarla git bakım yap. Buna göre de arızayı engelle gibi yaklaşımlar şu an ağırlıklar hakim. Fakat her birinin maliyeti çok yüksek. Bir tanesinin riski çok yüksek. Üretim hattınız tamamen durabilir. Ya da siz sürekli bakım yaparak belli maliyetlere kabullenebilirsiniz. Belli maliyetlere giriyorsunuz. Predictive Maintenance size şunu sunuyor. Sen gerçekten de X aracının önceden ne zaman arıza yapacağını tahminliyorsunuz. Ve buna yönelik de bakım süreçlerinizi buna göre tasarlıyorsunuz. Bu üretim tarafında hem planlanmamış duruşları %50'ye yakın, %70'e yakın civarda azaltabiliyor. Uptime azaltıyor, equipmentların arttırıyor. Ve benim bakım maliyetlerimde %10 ila 30 arasında azalmalar sağlayabiliyor. Predictive maintenance bakım üretim tarafında oldukça kritik bir konu. Ve bunun da orta, hani büyük ölçekli bir kurumda yıllık 35 milyon dolarlık bir iyileştirmelere bile denk gelebileceği hesaplanıyor. Buradaki yaklaşımımız da datanın, makine datasının toparlanması IoT sistemlerinden ve real time'e yakın bir condition, durumun gözlemlenmesi, öngörüsel tahminleme modelleriyle benim bir sonraki arızayı tahminlemem ve buna göre de süreçlerimi optimize etmem şeklinde yaklaşıyoruz. Ve benim bakımı tabii arızayı önceden tahminlemem yetmiyor.
ne yapmam gerekiyor? Bu arızanın olacağını ilgili ekiplere uyarmam, ilgili bakım süreçlerinde bununla ilgili taskları oluşturmam gerekiyor. O yüzden bunun hem IoT sistemiyle hem de bakım süreçleriyle entegre çalışan bir yapı içerisinde olması gerekiyor. Bizim çözümümüz de buna yönelik. Benim sunum bu kadar arkadaşlar. Biraz beklediğimden uzun sürdü ama konu çokmuş. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Kaç tane soru geldi Özgür? Birincisi AWS ile ilgili bir çalışmanız var mı diyor. Senin şu anda hani demand forecasting ile ilgili çalışmamız AWS üzerinde. Belki ondan bahsedebilirsin. Aynen. Projelerde çalıştığımız müşterinin kendi platformlarını ve ekosistemlerini kullanıyoruz. Oralarda çözümler yaratıyoruz. Yani ihtiyaca göre. Şu an mesela bugün bahsettiğim talep tahminleme projesi tamamen AWS üzerinde oluşturuldu. Hem veri entegrasyonları, hem modelleme çalışmaları, hem de modelin çıktılarının görüntülenmesi safhası AWS'te yapıldı. Bir soru daha gelmiş. Akıllı şehirlerde sokak aydınlatmaları ve sayaç okumaları için machine learning, reinforcement ve supervised hangisi daha başarılı olur? Machine learning ve deep learning gibi. Tam problemi net ifade etmemiş. Aslında ben mesajda da sormak istedim. Yani ne gibi bir problem vardı ama şöyle kısaca şey söyleyebilirim. Yani eskiden enerji sektöründe çalıştığım için bunun gibi dataların öncelikle toplanması çok kritik bu tür problemlerde. Bu verilerin işte sahadan real time'e yakın bir şekilde okunabilirse eğer pek çok hani algoritma geliştirmek mümkün. İster machine learning, ister farklı modelleme teknikleri. Dolayısıyla hani burada kritik aşama bu türden verilerin düzenli aralıklarla toplanıyor olması diyebilirim size. Yoksa algoritma ikinci plandı bence. Bir tane bana gelmiş, ben onu cevaplayabilirim. Tabii. Ayhan Bey sunumumuzun sonunda net olarak hatırlayamadım. Bir kabiliyetten bahsettiniz demiş. Aslında şunu demek istemiştim ben. Öyle bir hani zamandan geçiyoruz ki dünyada yaşıyoruz. Benim sunumumdaki platformlardan bahsettik. Bunlar open source platformlar. Ve bunları download edip hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Tek eksik nokta know-how. Dolayısıyla hani temel yetkinlik ne diye baktığımızda bu platformların üzerinde ister data scientist, ister data engineer hani bir şekilde yetkinliklerinizi arttırmak şu anda hani temel ihtiyaç. Eğer bunları yapabilirseniz hani Özgür'ün de dediği gibi pek çok alanda size de talep gelmeye başlayacaktır. Bir soru açık kaynak multidisipliner optimization kodu var mı Türkiye'de yazılan demiş. Benim bildiğim kadarıyla yok ama hani bu konuda uzmanlığım da yok. O yüzden emin değilim diyebilirim hani soru için. Okay. Bir soru daha var hemen altında sana. Burada İbrahim Bey şeyi sormuş. Hani bu kadar net hani başarısızlığın sebepleri analitik projelerde, yani anketlerde bunu gösteriyor. Niye o zaman hani bunları hayata geçiremiyoruz? Bu kadar açık ve net olduğu halde diye sormuş. Yani katılıyorum ama kağıtta yazanla hayata geçirilen her zaman aynı olmuyor. Yani hayata geçirmeye kalktığınızda o bahsettiğim bir sürü başarısızlık nedeninin içine düşebiliyorsunuz. Yetkinlik konusunda olsun, ekosistem konusunda olsun, veri altyapısı konusunda olsun, alignment konusunda olsun. Bu yüzden de bu konuda yani uzmanlaşmış firmalarla yani ya da kişilerle çalışmanız gerekiyor. Bu kaynakları kendi içinizde bulunduğunuz gerçekten çok maliyetli olabiliyor. Hani bu şu an için ne yazık ki gerçek durum böyle. Yani her zaman kağıtta yazanı bilsek bile hayata geçirdiğimizde bir takım zorluklarla karşılaşabiliriz. Kurumlarda bu zorluklara yenilip düşebiliyorlar bazen. Aynen. Hatta bu bence bu konu üzerine uzun süre konuşulabilir. Yani analitik projeler nasıl başarılı olur ya da nasıl başarısız olur diye senin de aslında daha önce anlattığın bir konuydu bu da. Paralelde yanda da bir soru gelmiş. O da bir tahmin modelleri oluşturduk. Bunu nasıl hani faydaya dönüştürebiliriz, ürünleştirebiliriz gibi open source çözümlerle. Orada ben şöyle kısa bir yorum yapabilirim. Hani sadece model oluşturmak çok bir şey ifade etmiyor bu tür projelerde. Uçtan uca bir akışı tasarlamanız gerekiyor. Bu da yetmiyor. Müşteriyi ikna etmeniz, yani iş birimlerini ikna etmeniz, bu işin bir parçası haline getirip onları kendi iş süreçlerinde uygulamaları konusunda onlara destek olmanız gerekiyor. Bu da yani bir kültürel değişim anlamına da geliyor. Yani çoğu şirkette belki bu aşamada olmayabilir analitik kültür seviyesi ama giderek hani bu sizin yaptığınız çalışmalarla belki raporlamayla başlar ama giderek analitiğe kayacak şekilde bir süreç olarak buna bakmanız gerekiyor. Dediğim gibi tamamen ayrı bir uzun bir konu. Hani uzun bir aslında şey yani sohbet yapılabilecek bir alan. Hı hı.
Bir başka soru da MR ve Human Bias konusunda bizim çalışmamız var mı diye sormuş. Yani biz bütün projelerde bu özellikle etik prensipler konusunda olsun veya Human Bias konusunda olsun bir takım uyduğumuz kurallar var. Bunları yani şu an regülasyonlar bunu dayatmasa bile biz kendi içimizde bunları mutlaka koyuyoruz. Yani bir data scientist'in o etik ve regülasyon sorumluluğu kapsamında. Bu alan oldukça bizim için de güncel ve sıcak bir alan. Hala üzerine tartıştığımız konular da var. Yine tahminleme ile ilgili Özgür sen cevaplayabilirsiniz. Tahminleme yaparken temel istatistiksel machine learning modelleri kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Ama hani burada tabii ki sizin elinizdeki veriye göre, sorduğunuz probleme göre seçtiğiniz algoritma değişebiliyor. Bazen hani çok daha kompleks algoritmalara başvurmanız gerekiyor. Bazen çok daha basit bir algoritma ile de doğru accuracy'leri elde ettiğiniz zaman ilerleyebiliyorsunuz. Bunlar projeden projeye dediğiniz gibi değişiyor. Ben bu arada prensip olarak eğer sizin bir işi daha basit yolla yapabiliyorsanız hani onu illa da kompleks bir şekilde yapmanız gerek yok. Bunun maliyetine katlanmayın diye yaklaşırım. Hani yapılabilecek en optimum, yani en kolay yolla yapılabiliyorsa ve istenilen sonuç elde ediliyorsa onunla devam edilebilir. Yani uzun vadede bir riski yoksa. Groovy Simplex kullandınız mı diye sormuşlar. Bildiğim kadarıyla kullanmadık değil mi daha? Kullanmadık şu ana kadar. Şeyde yani eğitimlerde falan kullandık da. Tamam, kendi Python'da yazdığımız kodlar var. Aynen, daha çok Python'da Python kendi open source library'ini kullandık. Yani zamanda çok azaldı ama en sondaki soruya bakayım. Projeleri önceliklendirmeyi yapacak bir sağlayacak bir yapınız var mı? Aslında Özgür bahsetti. Dakama projeleri tam da bunun için şirketlerin içinde hani use case'leri iş birimleriyle konuşarak acaba nereden başlamak lazım bir analitik süreci, hangi use case daha öncelikli gibi bir takım assessment anketleri ve çalışmaları yapılıyor. Bunun gibi şeylerin çalışmaların sonucunda aslında belli use case'ler değerleri ortaya çıkartılarak iş birimleriyle birlikte ön plana getiriliyor. Dolayısıyla yani Dakamaları bundan örnek verebiliriz. Eğer Dakama yapmayacaksa da yine iş birimleriyle konuşarak yani workshoplarla bunları önceliklendiriyoruz. İlaç alanında bir çalışmamız henüz yok. Başka da soru kalmadı galiba. Atladığımız oldu mu? Evet, teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ben de kontrol ettim. Başka cevaplanmayan bir soru yok. Teşekkürler. Tamam, biz de teşekkür ederiz Aslı Hanım. Çok sağ olun. Özgür Bey'e ve Ayhan Bey'e katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Böylelikle ilk oturumumuzu sonlandırdık. Şimdi Nezahat Hanım'la devam edeceğiz. Nezahat Hanım burada mısınız acaba? Merhaba, buradayım. Merhabalar, hoş geldiniz. Sesim iyi geliyor sanırım. Evet, iyi geliyor. Hazırsanız geçebiliriz sunumumuza. Tamam, ekran. Evet. Merhaba, başlayabiliriz. Öncelikle kendimden bahsederek başlayayım tanımayanlar için. Ben Nezahat Başermez. Şu anda Hugo Boss tekstil firmasında İzmir Üretim Tesisinde data scientist olarak çalışıyorum. Yaptığım iş daha çok operational data scientist, yani aslında üretimi daha iyileştirmek üzerine yapılan veri bilimi çalışmalarından oluşuyor. Ben kimim? Kısaca bahsedeyim. Eskişehir Osman Gazi İstatistik Bölümü mezunuyum. Daha sonra TOBETÜ Endüstri Mühendisliği'nde yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde doktora yapıyorum. Henüz tamamlamadım, ders aşamasındayım. Geçtiğimiz yıl Deniz Kılınç Hocam'la birlikte, Celal Bayar Üniversitesi'den Deniz Kılınç Hocam'la birlikte şu anda uygulamalarla veri bilimi kitabını yazdık. Kitabımız şu anda 3. baskısı yayınlandı. Birçok yayın evinden bulabilirsiniz. Kitapta daha çok sanayide ve piyasada yapılabilecek basit uygulamalardan bahsettik. Giriş seviyesinde. Ve kısa Python kodları ekledik içerisine. Proje olarak da genellikle veri bilimi, veri analitiği, optimizasyon ve dijital dönüşüm projelerinde çalışıyorum şirkette. İzmir'den iki arkadaşımla birlikte yaklaşık 2,5 yıl kadar önce veri bilimi platformunu kurduk. Veri bilimi platformunun amacı
bildiğimiz şeyleri hiçbir kar amacı gütmeden yaymak, etkinliğimize katılan insanlardan biz yeni bir şeyler kazanmak, bu konuda bir çevre, bir komünite oluşturmak İzmir'de ve hep birlikte çok güzel etkinlikler yaptık. Sizlerinle bazı görseller paylaşacağım. Şu an paylaştığım görsel ilk etkinliğimizdendi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bu etkinliklerde bazen algoritmaları en dibine kadar anlattık kodlayarak. Bazen use case'lerimizden, uygulamalarımızdan bahsettik. Bazen kullanıcı talep, katılımcı talepleri doğrultusunda bazı sunumlar, konu anlatımları gerçekleştirdik. Bazı etkinliklerimizde arkadaşlarımız bizi kırmayıp etkinliklerimize katıldı. Güzel şeyler paylaştık hep birlikte. Bunun dışında bahsettiğim gibi Hugo Boss'ta çalışmaktayım. Bugünkü konuşmamda sizlere Hugo Boss'ta yaptığım veri bilimi projelerinden bahsedeceğim kısaca. Birkaç tanesini ayrıntı olarak açıklayacağım. Genel olarak Hugo Boss'taki benim bulunduğum departmanın ve fabrikanın genel olarak stratejisinden bahsetmek gerekirse geleceğin akıllı hattını, üretim hattını yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Makine öğrenmesi, derin öğrenme algoritmalarını, optimizasyon yöntemlerini kombinleyerek ya da çalışmaya göre hangisi daha kolayca işimizi çözecekse kullanarak daha akıllı kararlar veren üretim sistemleri yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda üretim yönetimi, kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, IT, bilgi işlem ve birçok departman bir arada çalışıyor. Çünkü bu bir çok disiplinli bir alan. Veri bilimi konusunu ne kadar iyi biliyor olursanız olun fark etmez. Diğer iş bilgisine sahip insanlarla birlikte çalışmadığınız sürece çok bir ileri gidemeyeceğiniz bir alan. Bizim yaptığımız projeler çoğunlukla hatları otomatize etme üzerine, hatlar üzerinde yapılan üretim planlarını otomatize etmek üzerine, doğru kişiyi, doğru makineyi doğru hatta koymak üzerine, bir makine bozulmadan önce bunu tespit etmek üzerine vesaire vesaire ayrıntı olarak anlatacağım sonraki slaytlarımda. Benim ve benim içinde bulunduğum ekibin yaptığı bazı çalışmaların içeriklerinden kısaca bahsetmek gerekirse burada bahsedilen unit consumption projesi kumaş kullanımını minimize etmek için yani aynı ürünü bildiğiniz üzere Hugo Boss takım elbise kadın giyim erkek gömlek vesaire gibi ürünler üretiyor yani tekstil sektöründe bulunmakta ve bizim Hugo Boss'un en önemli özelliği yüksek kalite ürünler üretiyor olması ve bu sebeple kullandığımız ham maddelerin maliyetleri birçok tekstil sektöründeki firmaya göre yüksek. Bizim de bu kumaşları daha optimize kullanıyor olmamız gerekiyor. Bir metre kumaşın bile karlılığı üretim hacmini düşündüğümüzde çok yüksek bir karlılık getiriyor. Unit Consumption projesinde ürün başına kullanılan kumaşın birim metrajını azaltmak amacıyla yaptığımız bir proje. Unit Consumption ve Line Optimization projelerini ayrıntı olarak anlatacağım. Defect Prediction projesinde hatlara yerleştirilen kameralarla oluşan hataları ürün son haline gelmeden önce tespit etme üzerine yapılan bir initial çalışma. Bu sonuç bulmuş ya da tamamlanmış bir çalışma değil henüz. Smart Line Balancing bütün fabrikayı optimize edecek ve bütün aslında yaptığımız diğer çalışmaları bünyesinde barındıracak bir çatı gibi. Yaklaşık bir yıldır başlamış ve devam etmekte olan bir proje. Aslında bütün projelerin birbiriyle konuştuğu ve haberleştiğini sağladığımız noktada Smart Line Balancing gerçekleşmiş olacak. M2M ise dikiş makinalarına yerleştirilen sensörlerle bir predictive maintenance yapmayı amaçladığımız proje. Bu da devam etmekte. Şu anda M2M cihazlarıyla ilgili bir arkadaşım çalışıyor projede. Ve bu projede şu anda makinelerin doluluk oranlarını takılan sensörlerden gelen akım verileriyle tahmin edebiliyoruz. Daha sonraki hedef bozulmadan önce onları bakıma alabilecek çalışmalar yapabilmek. Enerji efficiency projesinde ise
Çok büyük bir üretim tesisi bizimkisi ve çok fazla enerji kaynağı kullanılmakta. Biz bu projede ne yapıyoruz? Fabrikada kullanılan elektrik, su, doğalgaz, hava basıncı vesaire gibi elektrik kaynaklarını gereksiz kullanımını önlemek amacıyla kullanımını modelleyip nerede, ne zaman, neyin açık alması gerektiğine karar vermeye çalışıyoruz. Onun dışında su borusu patlağı olduğu zaman bu anda görülemeyebiliyor. Çünkü yerin altında çok fazla su kaybettikten sonra ortaya çıkabiliyor. Saraçlardan okunabiliyor vesaire. Bu çalışmayla bu su borusu patlaklarını önceden tahmin edebilmek, önceden tahmin edemediğimiz durumlarda ise olduğu anda müdahale edebilmeye çalışıyoruz. Bu da başarılı giden bir projemiz. Şu anda hala geliştirme aşamasında olan kısımları var. Quality Defects, bunu en son anlattım ama bu benim fabrikaya geldiğimde ilk yaptığım projeydi. Bu projede biz bütün çalışanlarımızın geçmişte yaptığı hataları biliyoruz. Hatadan kastım dikiş hatası, kalite hatası vesaire gibi. Ve gelecek hafta üretim planında kimin ne iş yapacağını da biliyoruz. Bu çalışmayla hedef şuydu. Gelecek hafta yapılacak üretim planında olacak hataları önceden en azından olasılık bazında bilebilirsek biz bu kişilere belli eğitimler verip belli değişiklikler yapabiliriz. Bu çalışma çok başarılı olan bir çalışma. Üretimde yaklaşık 2 yıldır kullanılıyor. 2 yıldır biz kim ne hata yapacağı tahmin edip bu kişilere çoğunlukla bir eğitim vererek kalite hatalarını ciddi oranda, en azından bu çalışma kapsamındaki kalite hatalarını belli oranda azalttık. Modern Flow ise bildiğiniz gibi üretim hattında bir operasyon akışı oluyor. Ve bu operasyon akışını modelden modele değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle bizimki gibi çok ürünlü sanırım bir kesinti yaşadık. Şu an geliyor olması lazım. Evet, geldi. Tamam. Bu çalışmada çok ürünlü bir fabrikada sürekli her yeni gelen ürünün model akışının bir kişi tarafından oluşturulduğunu ya da bir ekip tarafından oluşturulduğunu düşünün. Ve bu uzman bakış açısı gerektiren bir oluşturma. Biz burada her ürünün özelliklerini bilerek geçmişte yapılan akışları dikkate alarak aslında bunu bir zaman serisi gibi ele aldık. Ve şöyle dedik, bu ürün grubu için bu tipte bir üründe bundan sonra bu operasyon X operasyondan sonra Y operasyonu geliyordur, ondan sonra Z operasyonu gibi bir öncülük ardılık ilişkisi çıkardık aslında ürün grubu bazında operasyonlar için. Ve o yeni gelen modelde şunu bildiğimiz zaman işte şu operasyonlar yapılacak bu modelde ve bu kümeyi bildiğimiz zaman bu sırayı otomatik olarak yapan bir zaman serisi algoritması yazdık aslında ve çok güzel çalışıyor. Sadece çok yeni modeller gelebiliyor. Üretim çok dinamik, moda çok dinamik değişen bir şey ve hani bu durumda çok yeni gelen bir model için orada bazı küçük müdahalelerle bazı operasyonlar eklemek gerekebiliyor. Bir iki projeden ayrıntılı olarak bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi line assignment. Bu çalışma her hafta fabrikaya gelen siparişlerin üretim hatlarına en optimize şekilde atanmasını sağlayan çalışma. Bu çalışmadaki amacımız en verimli şekilde üretim planı yapmak, en optimize şekilde hatların bitiş noktalarını ve üretim planlarını hazırlamak, üretim planını bugüne kadarkinden çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak ve kapasiteyi en olabildiğince en iyi şekilde kullanmak. Burada bu modeli tamamını buraya koyamadım. Fakat hani burada tamamen bir matematiksel optimizasyon yöntemiyle bunu yaptığımızı göstermek amacıyla bunu paylaşıyorum. Neler yaptık biz burada? Bütün sipariş piyasada literatürde çok fazla üretim optimizasyon çalışması var. Fakat bu çalışmaların hepsi domain spesifik, yani yapıldığı tesise yönelik kısıtlar içermekte ve en iyi o tesis için çalışmakta. Biz de burada Yaşar Üniversitesi'nden doktora tez danışmanım olan Mahmut Ali Hoca'yla bir algoritma geliştirdik ve bu algoritma bir
Mixed Integer Optimization algoritması ve bu algoritma tamamen Hugo Boss İzmir Üretim Tesisi'nin kısıtlarına göre geliştirildi. Burada ne demek istiyorum? Hugo Boss İzmir'in birçok özel kendine has kısıtları var bütün fabrikalar gibi. Örneğin bir takım elbise üretildiği zaman ceketi ve pantolonu yaklaşık olarak aynı anda üretim hatlarından çıkması lazım. Fakat bunlar farklı üretim hatlarında üretilmekteler. Bunların hatlara atanması bu şekilde yapılmalı ve o hatların daha önceki haftadan kalan dolulukları çok farklı olabilir. Bu ciddi bir zorluk yaratıyor algoritmaya örneğin. Kesimhanelerin her üretim hattının kendi kesimhanesi bulunmakta ve bu sebeple kesimhanelerin karışmaması için üretim planının kesimhaneleri de dikkate alan bir boyutta çalışması gerekiyor. Vesaire gibi çok fazla kısıtı olan bir model. Biz burada amacımız üretim verimliliğini %1 bile arttırsak bizimki gibi üretim hacmi çok yüksek olan üretim tesislerinde çok büyük bir para getirisi var demek, maddi getirisi var demek bizim için. %1 verimlilik için büyük paralar konuşuluyor, öyle söyleyeyim. Biz peki ne yaptık? Buraya koyduğum ta çalışmanın en başındaki test sonuçları. Bu çalışma çok uzun süredir test ediliyor. Geliştirmeler yapılıyor üretim planlama ekibinin istekleri üzerine. Burada görebileceğiniz denenen sipariş sayıları o hafta için. Kaç tane yeni sipariş geldi vesaire. Bunlar çok hani çok ayrıntıya girmeyeceğim. Hani bizim fabrikayı bilmeyen birisi için çok açıklayıcı olmayabilir bazılarını anlatsam. Çok faydalı olmayabilir. Burada şunu görebiliriz yalnız. Her hafta denediğimizde bu çalışmayı yaklaşık %1 ile 2 arasında bir verimlilik artışı gördük üretim planında. Bu ne demek? Hiçbir sipariş gecikmeyip bütün siparişleri fabrikanın kısıtlarına uyarak hatları atayabildik ve üzerine bir de %1 ile 2 arası verimliliği arttırabildik. Güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmayı biz nerede geliştirdik? Aslında bazı commercial yazılımlar kullanarak geliştirmiştik. Fakat daha sonra bütün çalışmalarımızı açık kaynağa taşımaya başladık. Ve Google'ın OR tools'u var. İleriki slaytlarda göstereceğim. Bütün optimizasyon modellerimizi Google OR tools'ta kodlamaya başladık. Bu çalışmada OR tools'ta çalışıyor şu anda. Sorular geliyor. Daha sonra baksak iyi olacak. Başka bir çalışma ise A1 Plus. İsmi birazcık kendini anlatmıyor. Ben anlatayım burada biraz. Burada bir ürün başına kazanacağımız bir santim kumaş bile bize büyük getiriler, büyük kazançlar getireceği için ismi A1 Plus oldu. Her bir santim bile çok büyük getiriler getirecektir gibi. Burada amaç kesilen kumaş miktarını azaltmak. Yani sipariş başına kesilen kumaş miktarını azaltmak. Bu çalışma benim fabrikada içinde bulunduğum ve en gurur duyduğum çalışmalardan bir tanesi. Çünkü literatürdeki yaklaşımlardan çok farklı bir yaklaşımda bulunduk. Birazdan ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu çalışmanın diğer bir hedefi ise kullanılan pastal sayısını en küçüklemek. Pastal ne? Bunu da açıklayacağım. Ve kullanılan kesim masası sayısını azaltmak. İsterseniz bu terimleri biraz açıklayayım. Pastal şu ekranın sağ köşesinde gördüğünüz bir kalıp aslında. Her siparişte yapılan ve her siparişte yapılan her kombinasyon için özel olarak hazırlanıyor. Ve büyük bir ekip çalışıyor bunları dijital olarak hazırlamak için. Kesmek için de ayrı büyük bir ekip çalışıyor. Burada amaç bu bir kağıt. Kağıdın üzerine bir lazerle bir kağıdın üzerine bu çizimler işlendikten sonra lazer kesiciyle ya da farklı bir bıçağı olan bir kesiciyle kesiliyor altına kumaşlar serilerek, öyle söyleyeyim. Umarım anlatabilirim şimdi. Burada bırakılan her boşluk altına serilen 50-60 kat kumaşta çöp demek. Yani bu pastalın verimliliğini burada kalan boşlukları düştüğümüzde hesaplayabiliriz ancak. Bizim amacımız da öyle kombinasyonlar yapalım ki burada
kombinasyondan kastım bu resimde birden fazla beden var. Örneğin bir gömlek için 36 ve 38 beden kombinasyonu. Bu pastalını kestiğiniz zaman 36 ve 38 beden gömlek kesebilirsiniz demek. Peki ne yaptık biz bu çalışmada bunların verimliliğini, bu pastaların verimliliğini arttırmak için? Literatürdeki çalışmalarda bütün kesim planını, bütün problemi tek modelde ele alan tam sayılı programlama ya da sezgisel yöntemler vardı. Ya da ilk kısmı bu pastal verimliliğini tahmin ettiğimiz, pastal oluşturduğumuz kısmı görüntü işleme yöntemleriyle yapıp daha sonrasında bir matematiksel model geliştiren çalışmalar vardı bizim gözlemlediğimiz. Yani gözümüzden kaçan çalışma yoksa eğer. Biz bu pastaların geçmiş görüntülerini elde edemedik. Yani bunun için kullandığımız yazılım dışarıyla paylaşmıyordu bu görüntüleri. Biz de ne yaparız diye düşündük. Ve daha sonra rakamsal olarak her model yapısı için, her modelin genişliği, bacak uzunluğu vesaire birbirinden farklı olduğu için bunu model yapısına ele almamız gerekti. Her model için geçmişte yapılan pastaların görüntüleri yoktu ama yapılan kombinasyonlar ve bu kombinasyonların sonucunda oluşan verimlilikler vardı. Biz de burada neden bir regresyon modeli eğitmeyelim ki dedik. Ama elimizde gelecekte yapılacak pastalar yoktu. Bunun için de her siparişte olabilecek olası bütün kombinasyonları sanal olarak yarattık Python'da. Ve daha sonra bunu da bizim o sipariş için olan veri setimize ekleyerek aslında bir regresyon algoritması eğittik. Ve bunun sonucunda o pastaların öncelikle uzunluklarını, daha sonra uzunlukları da veri setinin içerisine ekleyerek verimliliklerini tahmin ettik. %100 doğru tahmin ettik mi? Belki bir görüntü işleme algoritmasıyla bunu yapsaydık daha iyi sonuçlar elde edebilirdik. Ama %93'lerde, 94'lerde doğru verimlilik değerlerine ulaştık. Hatta çok bilindik bir modelse fabrika için 95-96'lara çıkan verimliliklerimiz oldu. Doğru tahminlerimiz oldu. Bu da aslında optimizasyon modeli için yeterliydi. Çünkü hani biz direkt bu verimlilik tahminlerini alıp üretime vermeyecektik. Biz bunu sadece optimizasyon modeline bir girdi olarak kullanacaktık. Nasıl bir girdi olacaktı? Aslında ondan bahsedeyim birazcık. Bu biraz karışık gelebilir. Biraz ayrıntılandırmam gerekirse. Bir saniye. Burada geçmiş 3 yılın datasını kullandık. Çünkü o 3 yıldan önce yapılan pastallama yöntemleri biraz farklıydı ve bizim verimizi yanıltacak veriler içeriyordu. 3 yıl yeterli olur diye düşündük ki oldu. Burada bir regresyon algoritması eğittik söylediğim gibi ve pastaların önce uzunluklarını tahmin ettik. Daha sonra verimliliklerini tahmin ettik. Bu aslında çalışmanın ilk aşaması ve bu literatürdeki çalışmalardan ayıran kısım. Çünkü literatürdeki çalışmalarda bu kısmı da optimizasyon modelinin içerisinde alınca bu problem bir NP-hard probleme dönüşüyor ve çözmesi çok zorlaşıyor. Ve sezgisel bir yaklaşımda bulunmadan çözemiyoruz. Ve çoğunlukla çözülen şeyler optimale yakın oluyor ama optimal olmuyor. Biz burada optimal sonuçları elde etmekteyiz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bir sipariş var ve bu siparişi kesmek için elimizde 1000-2000 siparişin büyüklüğüne göre, beden sayısına göre sanal pastal var. Ve bunların verimlilik değerleri var. Ve bizim elimizdeki masa sayısı, kesim halindeki kesim masa sayısı, cutter sayısı, kullanabileceğimiz maksimum kaynak sayısı gibi kesimhane kısıtlarından oluşan bir optimizasyon modeli var aslında. Bu modeli de biz oluşturduk. Bu modeli de oluştururken gene Mahmut Ali Hocam bize destek oldu Yeşil Üniversitesi'nden. Ne yaptık? Gene burada bir mixed integer programming modeli yazdık. Bu daha önceki modelin çıktılarını alan ve bize en uygun kesimhane için masa planı yapan bir model elde ettik. Bu bize ne kazandırdı? Eskisine göre çok daha verimli bir kesim planı yapmaya başladık. Bu verimli kesim planı bize sadece kumaş kazandırmadı. Aynı zamanda çok hızlı kesim planı yapan dinamik bir yapıya sahip olduk. Bu çalışmayı
hemen hemen bütün Hugo Boss ürün grupları için erkek giyimde tamamladık ve kesim planına yaklaşık 2-3 aydır bu çalışma karar veriyor. Sonuçlarıyla ilgili bazı küçük özet bilgiler paylaşacağım sonraki slide'da. Burada aslında sadece 3 sipariş için bir sonuç göstermem gerekirse, 2 aydır yapılan bütün sipariş için sonuç göstermem mümkün olmadığı için, bir siparişte kullanılan, eskiden yapılan manuel planlamada kullanılan masa sayısı 15 iken, bizim yaptığımız çalışma ile kullanılan masa sayısı 9'a düşmüş. Başka bir çalışmada 13 masada aynı planı yapabiliyorken artık 8 masada bu kesim planını yapabilmeye başlamışız. Ve 9'dan 7'ye düşürdüğümüz başka bir order var. Marker, yani bu pastal adetlerine gelirsek, burada kombinasyon ve single olarak yazılmış. Bunun sebebi şu, mümkün olduğunca kombinasyon yapılır. Az önce anlattığım gibi bedenleri kombine ederek pastalar yapılır ama mecbur kılınan durumlarda tek olarak da ürünler, tek beden olarak da kesilir. Bu çok tercih edilen bir şey değil, daha çok en sona kalan beden adetleri için yapılır. Burada da gördüğünüz gibi %28 oranında pastal kullanımını sadece 3 order için azaltmış, 3 sipariş için azaltmış durumdayız. Peki kullanılan kumaş metrelerini incelememiz gerekirse, burada herhangi bir regular order'da, yani regular order'dan kastım ne? Hugo Boss için artık alışa gelmiş. İçindeki beden dağılımı çok normal. Normalden kastım her atıyorum 30 farklı bedenden küçük adetlerde gelmemiş de büyük adetlerde az sayıda bedenden gelmiş. Yani birlikte kesmesi kolay olan siparişlerde yaklaşık %1 bir kumaş karlılığı burada var. %1 büyük bir oran. Ürün başına %1 çünkü bu. Kompleks orderlarda ise durum çok farklı. Beklediğimizin çok üstünde çıkmıştı bu ilk 3 sipariş için. Daha sonra da bu paterni izledi çok benzer şekilde. %6 artış olmuş kullanılan birim metrajda. Bu ne demek? Kompleks siparişler bir insanın orada çalışan kişi ne kadar uzman olursa olsun planlaması daha zor olan siparişler. Yani aslında burada eğer işte yapay zeka vesaire konuları asıl burada kazancını göstermeye başlıyor. Çok standart bir beden dağılımı geldiği zaman, çok standart bir üretim üretilecek bir sipariş geldiği zaman orada olan uzman bir kişi bunu çok kolay bir şekilde halledebiliyor. Ama çok karışık bir asorti, yani asorti bu demek beden kumaş renk dağılımı. Bende de bu konuda bir mesleki deformasyon başladı. Çok fazla teknik terim kullanıyorum, kusura bakmayın. Olduğu zaman oradaki kişi hata yapmaya daha açık oluyor. Çünkü neyle neyi kombinleyeceğini çok da karar veremeyebiliyor doğru olarak. Çünkü çok karışık bir havuza bakıyor aslında. Bizim algoritmamızda bu kısımda çok daha başarılı sonuçlar elde ediyor. Çünkü bu karşılaştırmalar daha önceden yapılan manuel planlamaya göre yapılıyor bu karşılaştırmalar. Ve kumaş kullanımı sadece 3 tane sipariş için 65.78 metre azalmış. Sadece 3 sipariş için. Hugo Boss'un yıllık sipariş adedini ve her birinin içeriğindeki adetleri düşünürsek bu çalışmada hedef yaklaşık yılda 7000 metre kumaş kazanmak. Ve yaklaşık 70K bir kazanç elde etmek bu çalışmayla. Bunlar büyük kazançlar ve başarılı olan bir çalışma bu. Bu sebeple bütün ürün gruplarına yayma kararı aldık bu çalışmayı. Sadece erkek giyim değil, aynı zamanda ürettiğimiz third party, kadın giyim ve dünyadaki diğer Hugo Boss tesislerinde bu çalışmayı yayma kararı aldık yakın zamanda. Ve bütün üreticilerimizde bu şekilde kesim planı yapılacak. Bu bizim için çok gururlu bir sonuç. Bu çalışmada ve diğer hiçbir çalışmada hemen hemen yalnız değilim. Bir ekip çalışması. Onu da söylemek isterim. Hani bu çalışmada birçok yazılımcı arkadaşım, başka veri bilimci arkadaşlarım, üretimden, tedarik zincirinden, kalite departmanlarından vesaire ekibimizi oluşturan aslında çok müşterili bir
yapı var. Her çalışmada kendi çalışmanın kendi doğasına uygun şekilde bu ekipler oluşturuluyor ve biz bu ekipleri çok dikkatli oluşturmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu alanı iyi bilen, bu sorunu birlikte çözebileceğimiz insanlarla çalışıyoruz her çalışmada ve bütün ekipler birbirine çok yardımcı olmaya çalışıyor. Güzel yürüyor burada projeler. Biraz Google OAuth'tan bahsetmek istiyorum burada. Ben bu çalışmada ve bir önceki üretim planlama çalışmasında optimizasyon modellerini kullandığımdan bahsettim. Piyasada artık birçok çalışmada machine learning ve derin öğrenme algoritmalarını optimizasyon metotlarıyla kombinleyen çalışmalar görülmekte ve başarılı sonuçlar elde edilmekte. Özellikle üretim vesaire gibi operational bir çalışma yapıldığı durumlarda çok önemli optimizasyon algoritmalarını da kullanmak. Peki ben üniversitedeki öğrenimimden C++'de kodlama yapmayı biliyordum optimizasyon modeli için ve başka bir kaynak çok da bilmiyordum. Google'un OAuth tool'su aslında arkada optimizasyon engine olarak isterseniz commercial bir solver yani Groovy veya C++ kullanmanıza da izin veriyor. Ama isterseniz tamamen open source yani açık kaynak kodlu solver'ları da kullanarak istediğiniz mixed integer programming ya da lineer programlama ya da constraint programming modellerinizi Google OAuth tool kullanarak kodlayabiliyorsunuz. Arka planda GLPK'yı ya da Google'ın kendi solver'ı olan, çok da iyi bir solver olan CPCAT solver'ını da kullanabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay. GitHub sayfaları üzerinde birçok örnek üzerinden birçok modeli, birçok meşhur problemi kodlayıp ayrıntı olarak anlatmışlar. Bu konuda destek de çok fazla internette bulabileceğiniz, bir sorununuz olduğunuzda çok güzel çözüm bulabildiğiniz bir komünitileri var. Onun dışında biraz hızlı anlattım sanırım. Genel olarak Hugo Boss'un sitesinden biraz daha bahsedip sorulara daha uzun zaman ayırabiliriz. Belki bayağı bir soru vardı gibi gördüm. Hugo Boss aslında yaklaşık 3 yıldır ben bu projelerin içerisinde bulunmaktayım ve gördüğüm biz ekip olarak parça parça birçok projede çalışıyoruz. İnsan kaynakları projelerinde çalışan arkadaşlarım var. Üretim, kalite ya da bu sensör network, sensörler üzerine yapılan bu elektronik haberleşme, predictive maintenance konularında çalışan arkadaşlarım var. Hepimiz aslında farklı bir uzmanlık alanlarına göre bölündük. Burada asıl amaç öncelikle üretim hatlarını küçük küçük hepsini kendi süreçlerine göre ele alıp optimize edip otomatize etmeye çalışmak ve kararları daha simülasyon tabanlı olarak önceden karar verip aslında ona göre bir aksiyon almak üzerine başladı. Daha sonra daha keskin çalışmalar yapmaya başladık. Yani direkt kesim planına, üretim planına karar veren çalışmalar yapmaya başladık. Bir sonraki adım kimin nerede çalışacağı, hangi makinenin hangi hatta hangi gün hangi siparişle birlikte bulunması gerektiği gibi çalışmalar olacak bir sonraki adımda. Bunların hepsi tamamlandığı zaman üretim planının kesim planıyla haberleştiği, hangi hatta kimin bulunacağının kesim planı ve üretim planıyla haberleştiği gibi daha sonra belki tedarik zincirinin de buna bağlandığı ve insan kaynakları projesinde çalışan arkadaşımın da yaptığı aynı zamanda hangi kişinin hangi hatta ne kadar başarılı olduğunu, hangi kişinin hangi hatta transfer edilmesi gerektiği gibi çok da yanlış anlatmayayım hani kendi projem olmadığı için gibi birçok çalışma hedeflenmekte ve birbirine bağlanması gibi bir ideolojisi var şirketin. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu simülasyonda biraz onu gösteriyor aslında. Her şeyin birbirlerine ne kadar etkileşim içerisinde olduğunu ve olacağını. M2M cihazlarıyla bu makinelerin birbiriyle haberleşmesini nasıl sağlayacağımızı gibi. Benim anlatacaklarım bu kadar. İsterseniz sorulara geçebiliriz. Daha ayrıntılı olarak sorular üzerinden anlatabilirim. Aslanım sizin için de uygunsa. Tabii Nezahat Hanım, gelen soruları cevaplayabilirsiniz. Aha. Tamam.
Şimdi bakalım soruya. Bir arkadaşımız smart plan optimizasyon yaparken bir karar verme mekanizması kullanıyor musunuz? Sistem mühendisliği yaklaşımı mevcut mu? Bütün modelleri tek çatıda optimize ediyor musunuz? Gibi uzun bir soru sormuş. Adım adım cevaplamaya çalışayım. Bir karar verme mekanizmasından kasıt, doğru anladıysam, bir üretim planı yapıyoruz bu çalışmada ve aslında optimizasyon modeli hangi siparişin hangi siparişle hangi hatta üretileceğine karar veriyor. Ve tabii ki sistem mühendisliği yaklaşımı kullanıyoruz. Yani bu algoritmanın kısıtlarını belirlerken sistem ve üretim mühendisleriyle, üretim planlama departmanıyla birlikte çalıştık. Ve onların kriterlerine uygun olacak şekilde bu algoritmayı bu fabrika için geliştirdik. Yeni bir fabrika kurmak istediğinizde kullanılabilir mi? Bu fabrikaya özel çok fazla kısıt içeren bir model ama modifiye ederek oluşacak fabrikanın kısıtlı durum koşullarına göre yeni kısıtlar yazılarak tabii ki çok da değiştirmeden bir kullanılabilir diye düşünüyorum. Aslında kurulacak fabrikanın üretim şekline, üretim stratejisine vesaire sipariş alma şekline göre çok değişebilecek bir konu bu. Çok genel bir cevap vermiş oldum ama kurulacak fabrikayı biliyor olmak gerekiyor bana göre kısacası. Cboost modelinize kategorik bir değişken olan. Fabrikada kullandığımız veri setlerinin içerisinde çok fazla kategorik değişken var. Bir arkadaşımız Cboost modelinin içerisinde bir kategorik değişken kullandığımızı sormuş. Burada bir encoding yapılıyor tabii ki, direkt hani bir kategori olarak değil de her kategorinin bir sınıf değeri var ve bunları o çalışmaya uygun bir şekilde encode ederek içeriye besliyoruz input olarak. Başka bir soru. Sensör verilerini hangi büyük veri platformlarına içeri topluyoruz mu? Okay. Bizim büyük veri mimarimiz aslında kendimize ait bir Hadoop cluster'ımız var fabrikada bulunan. Hugo Boss şirket polisi, company polisi gereği cloud sistemlerini kullanmaya izin vermiyor. Biz de bu sebeple kendi satın aldığımız Hadoop cluster'larını kendi ihtiyacımıza göre yapılandırarak, işte NiFi, Kafka vesaire kullanmamız gerekiyorsa o çalışma için, onları o cluster'da kullanarak kendi isteğimize göre yapılandırıyoruz aslında. Bir arkadaş, daha önce üretim alanında çalışmış bir insan olarak IT çalışanı olmadığınızda veriye ulaşmanız kolay oluyor mu? Hugo Boss'un veri demokratikleşmesine yaklaşımı nasıl demiş. Aslında ben bir IT çalışanıyım. Benim pozisyonum IT içerisinde konumlandırılmış durumda. Fakat bu IT kaynaklı olmasa da üretim tesisinde bu işi yapmaya çalıştığımız için veriye ulaşım çok da kolay olmayabiliyor bazen. Çünkü bazı veriler daha önce bu tip çalışmalar yapılmadığı için toplanmamış olabiliyor yıllardır. Ya da toplanması ile ilgili güçlükler yaşanabiliyor. Örneğin sensör verileri toplanırken içerideki metal yoğunluğundan kaynaklı sensör verilerinin toplanmasında hatalar vesaire olabiliyor. Bir operatörün veriye girmesi gerektiği için yaşadığımız sorunlar oluyor. Bunlar birçok şirkette, bana göre birçok üretim tesisinde çok daha oturmamış kültürler. Biz de 3 yıldır bunu oturtmaya çalışıyoruz. Hugo Boss'ta birçok üretim tesisine göre çok fazla veri toplanıyor. Çok güzel veri toplama sistemleri var artık. Yani sorunuza daha kısa cevap vermek gerekirse, veriye ulaşmamız çoğunlukla kolay olmuyor. Ulaştığımız veri de kirli oluyor. Bunun temizleme aşaması bizi yani çok yoran kısım oluyor ekip olarak. Temizleme aşamasından sonra aslında bir şey yapıp yapamayacağımız, yani o veri gerçekten bir şey ifade ediyor mu, ondan sonra cevap verebiliyoruz müşteriye. Başka bir de kurulan AI modelleri için doğruluk veya başarı oranı nedir? Aslında ilk başta kurduğumuz AI modellerinin başarılarını test etmek için ilk başta kendimiz tabii ki bir başarı testi yapıyoruz. Hani
her veri bilimcinin yaptığı gibi, ama bu üretimde önceki konuşmacılarımızın söylediği gibi her zaman kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Kağıt üzerinde çok başarılı olan bir çalışma üretimde gerçek sahaya çıkardığınızda o şekilde olmayabiliyor. Başka sorunlara yol açabiliyor. Başka beklemediğiniz durumlar oluşabiliyor. Biz de bu sebeple her zaman pilot çalışmalar yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Küçük bir hat seçiyoruz ya da kesimhanede küçük bir kesim masası grubu seçiyoruz. Bir kesimhane seçiyoruz. Kesimhane içerisinde küçük bir kesimhane ve orada test ediyoruz aslında. Müşteriyle el sıkıştıktan sonra yine tamamına yaymadan fabrikanın küçük yayarak ilerletmeye çalışıyoruz. O süreç çok önemli çünkü fabrikada bir üretim hattının durması çok büyük bir maliyet. Ve hani bu hiçbirimizin istemeyeceği bir şey ekibinde, üretiminde. Bu sebeple biraz temkinli davranarak, testleri biraz uzun tutarak aslında canlı yağmadan önceki süreci dediğim gibi geniş tutuyoruz. Zaman serisi uyguladığımız süreniz fazla şu anda. Kullandığımız çalışmada aslında zaman, soruyu göremeyenler için, YouTube'dan takip edenler için soruyu da okuyayım. Zaman serisi uyguladığınızı söylediğiniz bazı aşamalarda zaman serisini artı olarak zaman dışında farklı değişkenlere dahil etmekte hangi analiz yöntemleri kullanıyorsunuz? Aslında model akış çalışmasında bir zaman serisi yöntemini kullandığımızdan bahsettim. O çalışmada da çok ekstra bir feature'ımız yoktu aslında. Sadece operasyonların sırası ve ardılık öncelik ilişkileri vardı aslında. O yüzden bu çalışmada çok da başka bir değişken dahil etmemiz gerekmedi. Başka bir soruda optimizasyon, machine learning, yöneylem ve veri bilimi harmanlayıp fabrikada üretim verimini arttırmak isteyen bir endüstri mühendisliği öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir zaten demiş. Aslında ben de bir endüstri mühendisliği öğrencisiydim yüksek lisanstayken. Biraz okulda öğrendiğimiz şeyler teorik kalabiliyor. Bir de endüstri mühendisliğinde çok yazılım öğrenmeyi olabilirsin. Burada önerim biraz kendi kendine Python, işte Python tarafında, belki Hadoop mimarisi tarafında kendini geliştirmek olur. Yani endüstri mühendisliği bilgilerin sana çok faydası olacak gelecekte, ama bunları gerçek hayatta kullanmak için de bazı tool'ların, bazı araçların olması gerekiyor. Burada belki biraz daha hani derinlemesine istatistik bilgini arttırmak isteyebilirsin. Yani endüstri mühendisliğinde evet yoğun bir istatistik anlatılıyor, ama belki burada kullanacağın modelleri biraz öğrenmek için online dersler vesaire satın alabilirsin. Aslında önereceklerim bu kadar. Ben de biraz bu yolda kendi kendime ilerledim. Bana yol gösteren insanlar oldu geçmişte. Nereden başlamam gerektiği, ne yapmam gerektiği ile ilgili. Daha sonra biraz kervan yolda düzüldü açıkçası. Kendi kendime biraz yazılım öğrenerek başladım. Python öğrendim, R öğrendim. Ondan sonra ihtiyacım oldukça bir şeyi yapmak için tezimde örneğin kullanacağım algoritmayı öğrenmem gerekti. Daha sonra iş yerinde yapacağım çalışmalara göre yeni şeyleri öğrenmem gerekti ve üzerine koyarak gittim. Daha da çok var öğrenmemiz gereken şeyler. Bir tane soruyu anlayamadım. Sonraki soruya geçeyim. Optimizasyon sürecinde Python dilinden faydalanıyor musunuz? SciPy kütüphanesi içerisindeki optimizasyon metodu altında epeyce zengin bir algoritma yapar. Evet. Bu optimizasyon tarafı için biz tam sayılı optimizasyon modeli, işte mixed integer programming üzerine biz iki tane çalışma geliştirdik söylediğim gibi. Python'daki birçok kütüphanede daha çok doğrusal programlama modelleri üzerine içerikler mevcut. Birkaç tane kütüphane denedik. Kullandığımız problem, yani tasarladığımız problem çok büyük bir problem olduğu için her kütüphanede buna çözüm bulamadık. Yani ya da çözüm bulduysak da üretim dinamikliğine yetişmeyecek hızlarda çözümler verdi. Atıyorum yarım saatte çözüm almamız gereken bir şeye 5-6 saatte çözüm aldığımız kütüphaneler oldu. Biz de bunun için denemeye devam ettik ve az önce bahsettiğim Google'ın OR2 kütüphanesi bu konuda bize en hızlı cevap veren kütüphane oldu. Özellikle constraint programming ya da tam sayılı programlama modeli geliştiriyorsanız ciddi anlamda öneriyorum. Çok çok hızlı çalışıyor ve tamamen açık kaynak kodlu engine'leri
kullandığınızda bile arkasında çok hızlı çözümler alabiliyorsunuz. Ekibinizde birini ararken temelde aradığınız nitelikler nelerdir? Yakın zamanda ekibi büyütmeyi düşünüyor musunuz? Demiş bir arkadaş. Bildiğiniz gibi çok ciddi bir kriz döneminden geçiyoruz. Hani burada yönetim ekibi bizim ekibimizi büyütmeyi düşünür müydü? 2 ay öncesine kadar düşünebilirdi. Ki daha önce daha kalabalıktık. Şu an 4 kişiyiz, 5 kişiydik. Bir tane arkadaşımız başka bir şirkete geçti. Daha önce düşünür müydü 2 ay öncesine kadar? Bence düşünürdü ama şu an tekstil olarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük krizlerden bir tanesi yaşanıyor. Hugo Boss güçlü bir şirket olması sebebiyle ayakta kalabiliyor ama en azından bu yıl çok büyümez, yerinde kalmaya çalışır diye düşünüyorum maalesef. Exibus modelinizi batch data ile eğittikten sonra akan veriyle tekrar fit etmek için bir periodic learning süreci ile işletiyor musunuz demiş bir arkadaş. Güzel bir soru. Burada batch datamız çok büyük olduğu için her gün her sipariş geldiğinde bunu eğitmiyoruz. Bir periodic learning sürecimiz var. Aslında bu süreç birçok çalışmamızda var ve her çalışmadaki gelen veri yoğunluğuna göre periyotları farklı. Örneğin bir çalışmada haftada bir eğitim yapıyorsak başka bir çalışmada ayda bir yapmamız yeterli oluyor. Çünkü çok da veri gelen bir şey olmuyor ya da 2 güne 1 yapmamız gerekiyor vesaire gibi. Bu biraz çalışmaya bağımlı bir süreç ama evet ağırlıkları save edip daha sonra update ediyoruz. Yeni gelen verileri de üzerine ekleyip tekrar train ederek. Merhaba Nezahat Hanım. Makine öğrenmesi ve ERP sistemler arasında entegrasyon ve uygunlukta ne tür zorluklar yaşadınız? İnsan faktörü hariç demiş bir arkadaş. Biz şirket olarak bir in-house ERP kullanıyoruz. Yani bizim yazılım ekibimizin yazdığı bir ERP sistemi kullanıyoruz. Bu açıdan çok ciddi bir esnekliğimiz var. Yani bir şey gerektiği zaman bir paket, yeni bir modül, yeni bir ekran gerektiği zaman bunun için çok fazla uğraşmamıza gerek kalmıyor. Tabii ki içerideki ekip çok uğraşıyor ama dışarıdan o ekranı yaptırıp satın almak vesaire gibi customize etmek gibi süreçlerimiz yok. Onun dışında insan faktörü hariç tabii bazen veri girişlerinde ya da ne bileyim verinin istediğimiz gibi toplanmasında sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama dediğim gibi ERP'nin in-house olması sebebiyle çok avantajı olan bir tesis Gobos. Başka bir arkadaş ise son bir soru var. İstatistik mezunu olmanın operational research alanında nokta atışı katkıları oldu mu demiş. Tabii ki oldu. Operational research ile istatistik çok büyük noktalarda kesişiyorlar. İkisinin de kendi özelinde ayrıldığı noktalar tabii ki de var. Benim aslında endüstri mühendisliği seçmemin sebebi de bu oldu. Ben istatistik okurken son yılımda bir yöneylem araştırması kongresinde sunum yapmaya gitmiştim. Çok yöneylem dersini çok seviyordum. Aşırı derecede bir şeyleri optimize etmek benim için çok heyecan vericiydi o zamanlarda. Ve bu katıldığım etkinlikte aslında bu alanı çok sevdiğimi fark ettim. Yani endüstri mühendisliğini özellikle operational research tarafını çok sevdiğimi fark ettim ve yüksek lisansımı bu alanda yapıp aslında biraz bakış açımı o tarafa doğru genişletmek istedim. Zorlanmadım mı? Tabii ki zorlandım. Lisansını okumadığım bir alanda yüksek lisans yapmaya çalışıyordum. Türkçe bir eğitimden İngilizce bir eğitime gitmiştim vesaire gibi. Ama istatistik anlamda yani aldığım temel en azından endüstri mühendisliğinin o kısımlarını çok daha kolay halletmemi sağladı diyebilirim. Başka bir soru yok sanırım. Nezahat'ın YouTube'dan bir soru gelmiş. Onu da okuyalım isterseniz. Tamam. Verilerin toplanması arttıkça veri merkezi ihtiyacı sizce artacak mıdır? Veri artışı data center sektörüne nasıl bir yön vereceğini düşünüyorsunuz? Yani veri artışının data center sektörüne nasıl bir yön vereceğini düşünüyorsunuz? Günümüzde son özellikle 2-3 yıldır veri artışı çok hızlı bir şekilde yani ivme çok yükseldi. Çok hızlı bir şekilde artmaya başladı ve bu özellikle şu an kriz döneminde bile görüyoruz ki bu
O sektörde çalışan arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bu sektör canlılığını kaybetmeyip aksine işleri sürekli artmaya devam ediyor. Çünkü dünya şu anda bunu istemeyen şirketler bile mecbur olarak dijitalleşmeye başladı. Güzel bir süreç benim için. Benim mesleğimde olanlar için çok güzel bir süreç. Fakat bu dijitalleşmeyi reddedenler de bu süreçten sonra dijitalleştiği için veri düşünülenden çok daha fazla artmaya başlayacak. Bugüne kadar arttığından da çok daha fazla artmaya başlayacak. Ve bence bu şirketlere, bu yapılara, özellikle açık kaynaklı olan bu yapılara çok fazla ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Başka bir soru var mıydı Aslan'ın YouTube tarafından? Başka bir soru yok. Sadece veri bilimiyle yönelim araştırmasını beraber kullanmamız çok başarılı olmuş denmiş. Bakıyorum tekrar Q&A'da sorular var mı? Teşekkür mesajları var. Sorularımız bitti. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katılımınız için. O zaman ben kapanışa geçeyim yavaş yavaş. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sağ olun. Evet, bu hafta bizim veri bilimi haftamızdı. Gelecek hafta Türkçe doğal dil işleme haftamız olacak. 5 ile 8 Mayıs tarihleri arasında seminerimize devam edeceğiz. Programı açıkseminer.com'dan inceleyebilirsiniz. Orada anlık güncellemelerimiz oluyor. Ufak tefek sunumlarla ilgili güncellemeler oluyor. Tabii bu etkinliğin altyapısı için biz community platformundan destek alıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum, community ekibine. Onun dışında TR Açık Kaynak adıyla Twitter'dayız. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Twitter'dan, LinkedIn hesaplarımızdan paylaşımlar yapıyoruz. Konuşmacılar ve sunumları ile ilgili yani görseller paylaşıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar ben 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutluyorum. O zaman 5 Mayıs Salı günü saat 14'te tekrar burada görüşmek üzere diyorum. İyi hafta sonları ve iyi Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere herkese.